Filinta 3. bölüm. Bu dizinin betimlemesi Maya Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Esfilim. İzleyecekleriniz polisiye hikayeler olup gerçek kişi ve olaylarla ilgisi yoktur. Dünyayı adaletle yöneten Osmanlı ve onun torunları olan bu büyük milletin adaleti sağlarken hayatını kaybeden aziz şehitlerinin hatırasına. Filinta bir Osmanlı polisiyesi. Gece vakti taş bir yapının avlusunda yüzünde maske olan, sadece gözleri açıkta bir adam belirsiz, sanki birinin kabusunda gibi silik. Hava yağışlı olsa gerek ama o da net değil. Sonun geldi Filinta Mustafa. Maskeli adam bir cellata benziyor. Gerisinde kadı duruyor ayakta. Daha geride kemerli geçitin altında bir gölge ama kim olduğu belli değil. Kadı üzgün başını hafifçe sol omzuna yaslamış. Olmadı be aslanım. Kurtaramadık seni. Takdiri ilahi. Ne yapalım? Benim verdiğim mühletle işe yaramadı Mustafa. Sultan kadının sol gerisindeymiş. Bir senelik mühletim doldu. Vakit tamam. İnfaz gerçekleştirilsin. Kanun ne diyorsa odur Mustafa. İleride geçidin altındaki adama yaklaşıldı. Adam bir ipin ucunda sallanıyormuş. Hemen önünde Hasan, elleri her zamanki gibi göbeğinin üzerinde bağlı, gözleri kederli. İyi adam. Allah onu ıslah etsin. İpteki adamın ayaklarına yaklaşıldı, yüzü yok. Tam yüzüne çıkılırken Mustafa yatağında kabusundan sıçrayarak uyandı. Yatağının tam karşısındaki tavandan ilmek yapılmış bir urgan sarkıyor. Yutkundu, elini gayri ihtiyari boynuna götürdü. Urgana bakarak derin derin nefesler alıyor, yüzü ter içinde, çok etkilenmiş. Gözlerini irice açarak başını sola çevirdi. Sol yanda üzerine bir örtü serilmiş ahşap sandık, üstünde namazlık. Başucunda bez bir torbayla duvara asılmış musaf, sağ yanındaki ahşap komodinde bakır sürahi ve bardak. Tekrar baktı urgana ama urgan artık yok, tavan boş. Başını yavaşça önüne çevirdi. Gözlerini yumup sanki kafasındakileri kovar gibi başını salladı. Gündüz saatleri kuş bakışı Karaköy Limanı, karşı kıyıda camiler. Laralar kahvaltıda dadı oturmamış masaya. Akşam için hazır mısın? Lara kendi kendine gülerek önüne bakıyor, dalmış gitmiş Boris şaşırdı. Lara, dalgınsın. Yok babacığım. Akşamki davetle bizzat ilgilenmeni istiyorum. En ufak bir aksilik olmasın. Boris Zaharyas hiç endişe etmesin. Kenara oyalı beyaz peçeteyle ağzını sildi. Her şey mükemmel olacaktır. Sol yanaktan öpüp dantel uzun elbisesinin eteklerini toplayarak yürüdü. Boris'in gülen yüzü o çıkınca donuklaştı. Aziz'i sarkıntılık yapanlardan kurtaran geniş omuzlu adam bir evde koridordaki mumları söndürüyor. Aziz'in yatak odasında Esat Paşa yataktan kalktı. Saat kaç oldu? Saçlarını tarayan Azize'ye söyledi. Ziyadesiyle geç kaldım. Azize donuk, bir anlığına nefret dolu. Sevgili Esat Paşa, gerçekten gitmeniz zaruri midir? Şöyle biraz daha kal ister. Geniş omuzlu odanın koridorunda kapıya kulak verdi. Azize ipek sabahlığıyla kalkıp Esat'a yürüdü. Esat'ın uzun ceketinin omuzlarından püsküllü apoletler sarkıyor. Kol ağızları ve yakadan aşağı inen ön kısım sırma nakışlı. Azize paşanın düğmelerini çözüyor. Bu arada da işveyle bakıp gülümsüyor. Makamdakiler biraz daha beklesinler. Paşa yanağını okşadı. Çenesini sıktı. Geniş omuzlunun gözleri dolu dolu. Dur Azize. Karakolun önündeki meydan kalabalık. İki fesli adam ayaküstü sohbetteler. Thomas'ı hapiste öldürdüler. Gardiyan Selman kayıp. Çelebi Rıza iti sırra kadem bastı. Ve aleyhindeki yekün tanıkları buhar ettiler. Adamlar o gün bugündür kayıp. Kim bunlar hocam? Bunlar her kimse çok güçlüler oğul. Şeytan kadar kurnazlar ve her yere uzanabiliyorlar. Yani söylemesi çok güç lakin zaptiye teşkilatına dahi sızmışlar. Boris'in kapısı dışarıdan açıldı. Cemil önce bir bakıp sonra içeri yürüdü. Yerler ahşap döşeme, oda loş. Pencerelerde kenara bağlanmış kalın perdeler var. Boris masasında tabancasını temizliyor. Cemil'e dönüp bakmadı bile, dikkati tabancasında. Horozu kaldırıp indirdi. Sonra gözlerini Cemil'e kaldırıp eğlenircesine güldü.
Cemil ayakta dikilmiş ona bakıyor. Tabanca 3 namlulu. Geldi mi beklediğimiz şahıs? Gemi limana yanaşmak üzeredir. Namlulu çevirdi. Tabancayı yüzü hizasında tuttu. Gemiden kül ketollü bir kadın indi, elinde mavi bir bavul. Şapkalı, bıyıklı, parlak yüzlü, 30'larında bir adam kadının elinden kibarca tutup inmesine yardım etti. Sayın konsolos, uzun yolculuğumuz sizin sayenizde çok kısa geçti. Akşamları yaptığınız sohbetler benim için zevkti. Eldivenli elini centilmence öptü, bu sırada kadının yüzüğünü yürüttü. Kadının yanında şapkalı bir de genç kız var. Bakar mısın? Buyurun bey. Lütfen hanımefendilerin bagajlarını alın. Hamal koştu hemen. Eşyalara sakın zarar gelmesin. Madeni para uzattı. Allah razı olsun bey. Kadının kolyesini de yürüttü. Sayın konsolos, ne gerek vardı? Rica ederim. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Yaptın zaten. Efendim? Ay yok bir şey. Çuval taşıyan çarptı. Görüyorsunuz değil mi? Aynı koyun sürüsü gibiler. Medeniyetten ne zaman nasibini alacak bu köylüler bilmiyorum. Şimdi müsaadenizle. Biliyorsunuz padişah beni bekler. Geminin limana vardığı haberi ona çoktan gitmiştir bile. Sultanımız bekletilmekten pek hoşlanmaz. Bavulunu aldı. Haftayı yalınızla vereceğiniz davet geçerlidir. O güne kadar nasıl dayanacağımı bilemiyorum. Kızın eline uzanıp öptü, bileğindeki mücevher bilekliği de götürdü. Unutmayın. Kanlıca'da konsolos mahzar yalısı. Şapkasını çıkarıp eğilerek abartılı bir reverans yaptı. Sonra şapkasını tekrar taktı. Kalabalığın arasında kayboldu. Abla, kolyen yok. Elleriyle boynunu yoklayıp ellerine baktı. Ah, hırsız var! Hırsız var! Çalın. Yüzüğüm, kolyem yok! Hırsız var! Yardım edin! Adam gülümseyip acelesiz devam etti. Kadının elinde bir zarf, Mustafa karşısında oturuyor. İkisi de ellerindeki kağıtlara bakıyorlar. Boris Zaharyas bizi bu akşam konağına davet ediyor. Davete icabet etmek gerekir. Hocam, ne işimiz var bizim orada? Mustafa, alış bunları. Sen Galata müşterisin, ben Galata kadısıyım. Boris'in ise Galata limanında onlarca gemisi var. Bu tip adamlar arayı yakın tutmak isterler. Hem gidip bir öğrenelim bakalım. Derde hesabı neymiş Boris Efendi'nin? Kiminle düşer, kiminle kalkar? İttifakları kimler, ha? Hera yazdı. Yazılar hem Osmanlıca hem de Latin harfleriyle akıyor. Kaçma lan! Versin bizim parasını! Gel buraya! Çocuk elinde simitle kaçarken bıyıklı adam yakaladı. Dur, sakin ol. Boynuna bir iple astığı ahşap tablada simit satan adam yanlarına geldi. Ne kovalıyorsun bu çocuğu? Simidi çaldı. Neden çaldın? Aç mısın? Evet diye kafa salladı. Ne kadar tabladık simitler? 5 kuruş eder. Tablanla birlikte alıyorum. 5 kuruşlu tabla için al. Yere bir kese attı. Çocuk bıyıklı adamın arkasına saklandı. Bas içinden. Çocuk gülümsüyor. Adam tablayı bıyıklıya verdi. Yerden keseyi aldı, ağzını açıyor. Çocuğun yüzü kir içinde, kıyafetleri salaş. Gel benimle. Kalabalığın arasında yürüdüler. Yanlarından bir at arabası geçiyor. Mustafa ve kadı, Laraların yiyecek dağıttıkları fakir mahalledeler. Yürü be hayvan, yürü! Hayırlı işler. Yürü. Allah razı olsun kadı efendim. Kolay gelsin. Yürü diyorum sana, atını yürü! Atını kırbaçlıyor, atın çektiği römorkta bakır ürünler var. Hayvana ne eziyet edersin ey fani? Gitmez efendi, görmez misin? İnat eder. Var ki bir derdi, gitmez. Yaşlılıktan yürüyemez artık. Ölür bu yakında. Kadı cübbesini çıkaracak oldu. Mustafa hemen tutup aldı. Kadı sakin adımlarla atın önüne geçti. Bakır rengi atın yeleleri kakül gibi gözlerine kadar inmiş. Kadı başını okşayıp öptü. Elini derisinde dolaştırarak sağ yanına yürüdü. At zayıf, kaburgaları sayılıyor artık. Kadı eğildi, çamurlu toprağa basan ayaklarına baktı. Sokaktan sırtında çuvalla bir adam geçti. Kadı ön taraftan dolaşıp atın sol yanına eğildi. Gene ayaklarını kontrol etti. Elini sol ön bacakta gezdirdi. Ver. Ön sol bacağı kaldırtıp aldı. Çamur içinde kalmış nalı önce gözleriyle yokladı. Sonra eliyle ayak tabanına batmış bir şeye dokundu. Zorlanarak çekmeye çalışıyor. Atın sahibi merakla bakıyor.
sivri şeyi çekip çıkardı. Elindekine dikkatle bakıyor. Baytar mısın beyim? Yavaşça kalktı. Baytar değilim. Lakin senin gibi eşeğe edilecek bir çift lafım var. Bu hayvan yıllarca senin kahrını çekti. Senin için çalıştı. Yaşlılığında ona bakıp rahat ettireceksin. Kim olduğunu zannedersin be? Kadı Gıyasettin derler. Bildin mi? Şimdi beni iyi dinle. Bu hayvana bir daha eziyet ettiğini duyarsam, ki duyarım, sana dünyayı dar ederim. Emredersin efendim. Şimdi var git işine. Adam başı önünde atına yürüdü. Mustafa kadıya cübbesini giydiriyor. Dikilsiz cübbenin kolları yok, pelerin gibi geliyor kapşonsuz. Seyyar arabada köfte satan palabıyık yaşlı bir adam duman tutan ızgarasında maşayla tuttuğu köfteleri çeviriyor. Bir tane daha. Usta bir tane daha çek. Köftecinin çevresinde ahşap masa ve tabureler var. Bıyıklı adam simit çalan esmer çocuğa gülümsedi. Çocuk da gülüyor. Bana bak, ne kadar aç olursan ol, bir daha asla çalmayacaksın. Bu yola bir kere girersen bir daha çıkamazsın. Anladın mı beni? Kafa sallayıp köftelere gömüldü. Hak ederek kazanacaksın. Bak buradaki simitler senin. Simitleri sat, kenara para ayır. Sonra tophanedeki simitçi fırınına git. Kendine yeni simitler al satmak için. Kârını da cebine koyarsın artık. İş sahibi ol. Tamam mı? Bıyıklı, güler yüzlü, 30'larında kahverengi gözlü, parlak yüzlü bir adam. Abi Allah razı olsun da bana bu kıyığı neden yaptın? Bıyıklı dikkat kesilip durdu. Bana kimse yapmadığı için. Gülümsedi gene. Gülerken kahverengi gözleri kısılıp küçülüyor. Kesesinden para çıkarıp ahşap masaya koydu. Çocuğun yemek yiyişine baktı gülümseyerek. Kalkıp saçlarını okşadı. Çenesinin altından tutup sıktı. Yüzüne bakıp gülümsedi ve bavulunu aldı. O giderken çocuk gülümseyerek ardından baktı. Dudağının kenarındaki ayran beyazlıklarını elin içiyle bir güzel silip yan taraftaki simit tablasına uzandı. Simitçi! Bağır oğlum bağır. Çalışmak ayıp değil. Köfteci dedi. Simitçi! Simitçi! Köfteci gülümsüyor. Yeni cami, evin önü kıyılarından siyah dumanıyla bir gemi geçiyor. Toprak çamurlu yolda bir sopanın ucundaki ahşap tekerden oyuncağını döndürerek yürüyen ufak çocuk sivri kemerli geçitten ilerlediler. Mustafa'm, sana kurulan kumpasın kilit adamı Müşir Rıza. Onu bulursak ardına ulaşırız. Lakin yer yarıldı, içine girdi namussuz. İyi saklanması lazım Zira. Yalnız bizden kaçmıyor. Haklısın. Belki İstanbul dışına çıkmıştır. Sanmam. Aleykümselam. Galata'nın içini dışını iyi bilir oydu. Bulmuştur saklanacak bir yer. Galata'yı alt üst et, bir iz bul muhakkak. Bıyıklı adam elinde bavulu sokakta yürüyor. Kıyafetleri giyiyor. Kuşağı gayet iyi. Fes değil, putun şapka takıyor. Şapkanın sol yanında Henry'nin şapkasında da olan kırmızı tüyden takılı. Geldiği yer Mustafa'ların daha önce şal aldıkları kapalı çarşı. Kalabalık tezgah açmış satıcılardan alışveriş yapıyor. Demir korkuluklu düz merdivenlerden yukarı çıkıyor. Elinde köşeli formda dikdörtgen bavulu var. Arkasında çanakların içinde ateşler yanıyor. Duvara asılı bir gaz lambasının yandığı üst kata vardı. Lambanın camı dumandan kararmış. Kelbiri açıp etrafı tedirgin gözlerle kolaçan etti. Artık sen misin? Seni takip eden var mı? Bıyıklı hiçbir şey demeden içeri girdi. Artin tedirgince bir kez daha bakındı ve içeri girdi. İçerisi gündüz vakti neredeyse karanlık. Ortada bir masa, iki sandalye, bir büyüteç, birkaç kağıt. Geç kaldın. Oturdular. Bir arkadaşımla yemekteydim. Eline koluna hakim olamadın mı limanda? Ben şimdi şüpheli duruma düştüm. Bu şehirde haberler hızlı yayılıyor. Bilesin. İstanbul'da bizden habersiz yatak kımıldamaz. Seni çok mühim bir iş için getirdik. Dünya kadar para veriyoruz sana. Ne gereği vardı durup dururken iki kadını soyup ortalığı karıştırmaya? Hak etmişlerdi diyelim. Ha eğer memnun değilsen? Biz araştırmalarımızı iyi yaparız. Bu işin sadece senin tarafından yapılacağına kani olduk. Sen sadece dikkatli davran. Ha, biraz zor oldu ama.
eşgalinin yayılmasını engelledik. Tabii yarına kadar. Gerek yoktu. Ama sağ ol. Sana gönderdiğimiz belgeleri inceledin mi? Nöbetçi değişimlerini, kaçış noktalarını. Bıyıklı işaret parmağını şakağına koydu. Sen benim istediğim şeyi yaptın mı? İstediğin şey tophanedeki arabanın içinde. Başka bir şey istemedin emin misin? Hayır. Artin, bu işte bir yeteneği varsa seni bulurum. Artin gülüyor. İstediğimizi getirir. Paran hazır. Merak etme. Bizden sana bir hal gelmeyecek. Hasan ardında Mustafa ile yerlerin çamurlu olduğu bir sokağa döndü. Geride koltuk değneğine dayanmış biri, sırtında odun taşıyan bir adam. Mermer kemerli bir binanın revaklarının altına girdiler. Burası yemek yenen bir yer. Eski garsonun belinde beyaz bir önlük var. Tavandan zincirin ucunda sarkmış demir çanaklarda ateşler yanıyor. Kapıda durup içeriye bakındılar. Mustafa sol yandaki masada bir başına oturan ehmude bir adamı görünce ona yöneldi. Adamın başı açık, yüzü kirli. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Rıza'yı arıyorum. Galata Müşiri Rıza. Rıza mı? Doğrudur. Rıza diye birisini çıkaramadım. Rıza, duyduğuma göre maaşını burada yiyormuş. Hatırlayamadın demek. Öyle mi? Hafızam çok zayıftır. Hasan başlarında ayakta. Anladım. İçeri elinde balık sepetiyle bir garson girdi. Balık. Hafızaya iyi gelir. Ne? Kaptığı gibi suratına çarpıp onu yere düşürdü Hasan. Bir tokatla geri gitti. Konuşsana lan! Tamam birader. Müşir Rıza. Hatırladım şimdi. Giritli Batakhanesi'nin üstündeki bir odada saklanıyor. Çok korkuyor herhalde. Orada fare bile durmaz. Haber uçurduğunu anlarsam bu sefer Orkun Usta gelirim. Adamın başında yere çömelmişti. Bırakıp kalktı. Hasan çevreye tehditvari bakarak biraz daha oyalandı. Allah ıslah etsin. Kirli yüzlü adama söyleyip yürüdü. Galata yazdı. Lara yüzünü bir tarafa dönmüş, tebessüm eden yüzüyle dalmış gitmiş. Dadısı odaya girdi ama Lara sanki duymadı bile. Dadı beyaz örtüsünü kulaklarının arkasına atmış. Kızım, dokunmamışsın yemeğine. Hiç aç değilim dadı. Bana bak Lara. Ne öyle ayran budalası gibi dolaşıyorsun günlerdir? Lara, yok canım diye kafa salladı. Dadı kollarını göğsünde bağladı. Sen yoksa o çocuğu mu düşünüyorsun? Yok, niye düşüneyim ben onu be? Peki. İsmi Mustafa'ymış. Lara ayağı fırladı. Neyin nesiymiş peki? Önce yemek bitecek. Ay dadı. Çocuk gibi büzdü suratını. Hiç öyle bakma. Önce yemek. Lara tamam diye neşelenip uzun eteklerini toplayarak sehpadaki yemek tepsisine yürüdü. Dadıya bir bakış atıp kaşığı eline aldı. Çorbasını kaşıklarken gene göstere göstere dadıya bakıyor. Bak diye. Dadı gülümseyip havaları seyrediyor. Lara bir kaşık daha alıp hadi diye baktı. Filinta Mustafa diyorlarmış. Yemek. Lara of diye surat büzüp gene yüklendi kaşıklamaya. Tutarken dadıya bakıp kafa sallıyor. Ne yaparmış peki? Galata'da müşirmiş. Ne e'si? E'si bu kadar işte. Neyim ben, Hafiye mi? Üstüme iyilik sağlık edasıyla yazmasını omuzlarının önüne aldı. Koskoca Gülbahar Hanım. Bu kadarcık mı öğrendi? Bu kadarcık mı? Göbeğinden gıdıklıyor. Kızım her şey sırayla. Haberleri gelir yakında. Sağ yanak. Yaranın yanaklarını okşadı. Gece vakti karşı kıyıdan Galata Kulesi. Tepe noktasındaki balkon kısmının içinde meşaleler yanıyor. Azze sokakta yürüyor. Bir at arabası sağından yanaşıp yanında durdu. Arabanın kapalı kabininden siyah eldivenli bir el parmaklarını açıp kapatarak gel dedi. Azize iliştirdiği örtüsünü omzuna attırmış. Önden saçları görünüyor. Arabaya yürüdü.
Azize'nin peşinden ayrılmayan, evinde de çalışan geniş omuzlu genç, geride kalıp çevresine bakındı, sonra arabanın peşinden yürüdü. Araba kabininde Cemil Azize yan yanalar, Boris karşılarında. Esat Paşa emrinize amade. Boris Azize'ye döndü ama yüzüne bakmadı. Herkesin bir yeteneği vardır. Benimki ise birinin içindeki kötülüğü gözlerimin içine baktığım o ilk an anlayabilmek. Azize'yi ilk bulduğumda bir gece yarısı Pera sokaklarında yediği dayaktan ölmek üzereydi Cemil. Adını o zaman koydum. Azize. Tam bir tezat. Çünkü ölmek üzereyken bana öyle bir baktı ki beni oracıkta o haliyle hemen öldürebilirdi. Kendi kendime dedim ki bu kızda bir yetenek var. El verdim. Bugünlere geldi. Şimdi hayal bile edemeyeceği kadar güzel bir hayatı var ama işte herkesten mükemmel olmasını bekleyemezsin. Değil mi Cemil? Cemil'in eli yavaşça kuşağındaki bıçağa gitti. Azize başını çevirmeden bakışlarını kaydırarak yan göz onu kontrol etti. Öldürdüğün o terzi yalanın annesi ortalığı birbirine kattı. Zavallı kadınla Cemil'i ilgilendi. Şimdi benim merak ettiğim, sana özellikle bu zamanda dikkat çekmeyeceğiz derken bunun neresini anlayamadım? Beni öldürmek isteseydin bunu şu an konuşmazdın. Arabana binmeden 100 defa yapabilirsin. Şu anda Cemil'in bıçağının Lütnan'ı kesmemesinin tek nedeni ise işlerini benden daha iyi yapabilecek birini bulamamış olmalı. Cemil hafifçe gülümsedi. Boris'in sağ gözü seyirip açılıp kapandı hızlıca. Zavallı terzi yamağına gelince maalesef çocukcağız seni benim evimde gördü. Başka şansımız yoktu. Boris yavaşça öne doğru eğilip Azize'ye sokuldu. Yanılmadığım gibi beni o kadar mutlu ettim ki. Süzdü Azize'yi. Cemil'in de hoşuna gitmiş gibi. İşte soğukkanlılığımı asla kaybetme. Nevi şahsına münhasır bir can. Esat Paşa her an avucum için olacak. Morfin kullanacak mıyız? Boris düşünüyor. Hayır. Gerekirse. Şimdilik kafası sağlam olsun. Bastonunu yere vurup sürücüye işaret verdi. İlk ve arka sokaklardan birine gelmişler. Duranlar sokakta sarhoş, kalabalık, kadın yok gibi. Etraf ateşlerin dumanıyla iyice puslu bir halde. Hatırladım Emre'yi. Seni ilk bulduğum yer. Nereden geldiğini asla unutmadım. Bastonunu yere vurup tekrar işaret verdi. Araba gidiyor. Azize yüzünü sokağa döndü. Cemil de arabanın diğer yanından inmiş. Araba gidince ortaya çıktı. Azize arkası dönüp onu henüz görmedi. Genç, alımlı kadın Azize sokakta bir başına sarhoş, tikilsiz kalabalığın arasına doğru yürüdü. Cemil onu geriden takip ediyor. Azize az önceki soğukkanlılığını kaybetmiş halde biraz ürkek biraz. Çevresindeki her şeyi yadırgar gözlerle. Adamların bakışları da Azize'de. Azize suratını iğrenmiş gibi büzdü. İleride birkaç kadın. Aran var mı? Kadın cüzdanlı. Suratı sanki çürümüş gibi cerahatli yaralarla dolu. Azize irkilip yanından yürüdü. Cemil kadının açık kalan sargılı eline demir bir para koydu. Kadına dokunmamak için elini uzakta tutup Azize'nin peşinden devam etti. Kolundan tutup yüzünü kendine çevirdi. Suratına bakıp sırıtarak yanağını okşadı. Eğer canın gerçek bir erkek çekerse... Azize Cemil'in ön tarafına bir ustura dayadı. Cemil'in sırıtışı silindi elini. Azize'nin gözünden yavaşça çekti. Eğer gerçek bir erkek olarak kalmak istiyorsan bas git buradan. Usturanın keskin ucu hala tehditkar bir şekilde Cemil'e dayalı. Buradan sonra yolu biliyorsunuz herhalde. Azize hep soğukkanlı, hep donuk. Yüzünde sanki her şeyden bıkmış, yorulmuş bir ifade. Cemil döndü, gidiyor. Azize'yi her daim takip eden geniş omuzlu nefes nefese sokağa girdi. Azize döndü, gidiyor. Cemil geniş omuzluyu görünce duraksadı. Yaklaşıp yüzüne şöyle bir üstten üstten baktı, sırıttı. Geniş omuzlu muhatap almayıp yürüdü.
Filiz abi ya. Oğlum baksana. Abi, burası bir kahvehane. İçeride kağıt oynayan adamlar. Çık lan dışarı, çık. İri yarı mekan sahibi sorun çıkaranı ensesinden tutup dışarı attı. Bakın işinize. Cemil girdi mekana. Önce dışarı atılana baktı, sonra gözlerini içeride gezdirdi. Sakallı pejmurda bir adam arkadaşlarıyla sırıtarak kağıt oynuyor. Cemil'in eli ensesine yapıştı. Şeytanınız bol olsun beyler. Eyvallah. Recai, seninle bir işimiz var. Sakallı adam Recai, kaşları çatık, biraz gerilmiş bir halde kafa sallayıp diğerlerine devam edin işareti verdi. Sonra fesini başına takıp Sansar Cemil'in peşi sıra çıktı. Bir yatak odası, yatağın başucu duvarında bir tablo. İçeride bıyıklı adam üzerini çıkarmış rahat siyah bir kazakla. Yüzünü havluya kurulayıp sola doğru baktı. Suratına bir gülümseme yayıldı. İyi döşenmiş odada yürüdü. Geldiği yer odanın balkonu. Binanın dışında kabartma işlemeler var. Geniş balkon korkulukları mermer. Bıyıklı havluyu omzuna atıp şehre şöyle bir göz gezdirdi. Olduğu kat binanın 5. katı aşağısı. Çok işlek bir cadde, at arabaları, yayalar, gelip geçenler. Başını eğip aşağıdan geçenlere baktı bıyıklı. Kesme taş döşeli geniş yolda insanların gölgeleri peşlerinden ya da önlerinden ilerliyor. Bıyıklı gene gülümsedi. Üzerinde siyah bir pantolon var. Ayakkabılarını çıkarmış. Ayaklarıyla balkon korkuluğuna çıktı. Havlu hala omzunda. Korkuluklarda bedenini dikleştirdi. Dengede kalabilmek için iki kolunu hafifçe iki yana açtı. Dikkatli adımlar atarken eğlenir gibi hafif sağ sarkıcı oldu, düzeltti bedenini. Durdu, gülümseyerek geri döndü, kollarını öne alıp hafifçe kaldırdı. Parmaklarını kımıldatıp hazırlandı ve bir anda öne attı üst bedenini. Ayakları yerden kesildi, bu defa elleriyle tutundu korkuluklara. Bıyıklı amutta yürüyor, bacakları dimdik yukarıda. Ellerini bacak gibi kullanıp onlarla ilerledi ve durdu. Bacaklarını indirip parende atmaya başladı. Korkuda bir elleri değiyor, bir bacakları. Havada ters taklalar atarak korkulukta geri geri ilerliyor. Bacakları korkuluğa inince durdu. Gülümseyerek aşağı baktı gene. Sanki sahnede gibi yüzünü şehre dönüp kollarını iki yana açtı. Ellerini avuç içleri yukarı gelecek şekilde tutup hafifçe kıvırdı. Balkona atladı gülümsemesi hep yüzünde. Sahnedeki edasını kaybetmeden alkışlamaya başladı. Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Başını hafifçe eğip selamladı var olmayan seyirciyi. Rıza odasından çıkmaya hazırlanıyor. Fesini takıp kapıya yürüdü. Mustafa İzbe karanlık binanın merdivenlerinden çıkıyor. Rıza ise koridorda yürüyor. Üstü başı tertemiz. Yürüdüğü revaklı koridorun korkuluklarına çarşaflar asılmış. Mustafa birinin geldiğini fark edip filintasına uzandı. Hasan ardında. Rıza Mustafa'yı görünce irkilip geri koştu. Rıza! Rıza geri koşup odasına daldı. Kapıyı falan kilitlemeden odanın penceresine koştu, açıp dışarı çıktı. Kendini yüksekten aşağı bırakıp aşağıdaki tezgah üstü tentesini yırtarak indi ve koşmayı sürdürdü. Amirim hayır, amirim yapma. Belindeki sakatlıkla olmaz, yapma. Ah be arkadaş. Gece vakti. Üzerine kapşonlu siyah bir pelerin giyip kapşonlu başına takmış bir erkek evlerin çatı saçaklarının kenarlarında koşarak ilerliyor. İleride yerde atlardan ayrılmış ahşap bir römork, üstünde file içinde küpler, fıçılar. Kapşonlu bıyıklı adammış. Yüzüne alın ve göz altını örtüp yanakları ve ağzı açıkta bırakan yarım bir Zorro maskesi takmış. Maskenin göz kısımları açık, çantasından bir hançer çıkardı. Hançeri römorkun üzerindeki bir şeye saplayıp çekti. Elini hançere değdirip tattı. Halissiz mi? Büyük bir kapının yanında ilerleyen yüksek duvarda bedenini hafifçe eğmiş, seri, çevik hareketlerle ilerliyordu. Durdu, aşağı bakıp gülümsedi ve tekrar koştu, aşağı atladı. Üzerinde Arapça harflerle satır satır yazılar yazılı, işlemeli taç kapının sağında ve solunda iki nöbetçi var. Aynı zabitler gibi lacivert üniformaları, başlarında bordo fesleri. İçeride bomboş bir odanın ortasında yüksek bir sehpanın üzerinde açık bir kitap. Başında ona arkalarını dönmüş iki nöbetçi. Adamlar kımıldamadan dikiliyorlar. Çok yüksek tavanı olan salonda aşağı duvarlarda pencere yok. Tavana yakın noktalarda nefeslik pencereler var. Bıyıklı pencerenin demir parmaklığına şişeden bir sıvı dökünce demir eridi.
kenara kapak gibi açtığı demir parmaklıktan içeri girdi. Tavana yakın noktadaki çıkıntıda koşup bir kirişe tutundu. Muhafızların tepesinde kirişe tutunarak tavanda ilerliyor. Maskesi ve pelerini üzerinde. Ayağa kalkmış, kolları iki yana açık, muhafızların tam da üstünden ama yüksekten yürüyor. Odanın kubbe tavanının altındaki kirişte oturup iki bacağını iki yandan aşağı sarkıttı. Çantasından bir halat çıkardı. Aşağıyı kontrol etti. İçerisi çok karanlık. Her yaptığı çok net değil. Aşağı doğru bir ip sarkıttı. Muhafızların ve başında bekledikleri açık kitabın arkasına doğru indi ip. Bıyıklı ipten ustaca aşağı kaydı. Ayakları yere basınca ipi bıraktı. Kur'an'a benzeyen kitabı kapatıp çapraz taktığı deri çantasına koydu. Sonra muhafızları gülümseyerek şöyle bir yoklayıp ipten tutundu. Bu defa kendini yukarı doğru çekmeye koyuldu. Kendi çıktıktan sonra ipi de yukarı aldı. Etekleri o hareket ettikçe dalgalanıp uçuşuyor. Pencerenin önünde durdu. Muhafızları ıslık çaldı. Kur'an'ı çalmış! Tüfekleriyle ateş ettiler ama o pencereden çıktı bile. Taç kapıdaki iki muhafız içeri koştular. İşlemeli mermerden sarmaşık sütunların iki yanında yükseldiği kapının yanından bahçe boyunca ilerleyen çok yüksek duvarda yine maharetle ilerleyip durdu. Şöyle bir kapıya bakıp duvardan ilerlemeyi sürdürdü. Kur'an'ı çaldılar! Yakalayın onu! İtirsin! Geldiği sızma zeytinyağı fıçısından kapının önüne atan yağla herkes kayıp düştü. Takmaya çalıştıkça silahlar havaya doğru ateş aldı. Tekrar kaydılar debelenip sonunda kalkabildiler. Çevresi kemerli geçitli duvarlarla çevrili aldı da boş havuzdan karşı tarafa sıçradı. Öne çıkan çok yaşlı olmayan ince ağaca bir çırpıda tırmandı. Oradan kemerli taş duvarın üstüne çıktı. Hızlıca koşuyor. Muhafızlardan biri diğerini ağaca çıkabilsin diye bacaklarından itiyor. Onlar zaman kaybederken bıyıklı ilerledi bile. Avludan yukarı ettikleri ateşlerde kurtlar hep duvara rastladı. İleride etrafa kıvılcımlar saçarak yanan bir ateş. Kapalı bir kabini çeken at arabası ilerden sokağa girdi. Tek atın çektiği araba ateşin yanına doğru ilerledi. Mustafa ve Hasan arabadalar. Karşılarında da kadı. İki adam canları sıkkın, başları önde öylece duruyorlar. Kadının gözleri ise onların sıkıntısında. Hafifçe gülümsedi. Tamam bre, tamam. Üzülmeyin. Bu kadar kâfi. Kaçtıysa kaçtı ya. Nasıl olsa sıkıştırırız o Rıza denen melunu. Avcumun içindeydi hocam. Nasıl böyle bir halt ettik? Elimize yüzümüze bulaştırdık. Başaramadık. İnsanlar başarısızlığa uğramazlar oğul. İnsanlar denemekten vazgeçer. Umutsuzluğa kapılmayın. Rabbimin izniyle o melunu muhakkak yakalayacağız. Boğaz'ın, kayıkların ve bir caminin resmedildiği yağlı boya tablo. Balo, Boris'in evinde üzerinde kenarları fistolu, arkada çapraz askıları olan bir önlük giymiş. Başında fistolu kep takılı, hizmetli kadın kenarda ayakta. Orkestra merdivenlerden inince sağ kenarda. Boris ayakta birileriyle sohbet ediyor. Kadı ve Mustafa içeri girdiler. Kadının cübbesi sarığı. İçeriyle biraz tezat duruyor. Boris ikiliyi görünce dikkat kesildi. Kadı, arkasından Mustafa, ona doğru ilerlediler. Galata kadısı Riyasettin Efendi. Başıyla selamladı kadı. Ünlü müşir Mustafa. Filinta Mustafa değil mi? Mustafa ondan bir hayli uzun. Müşerif oldu. Kadıyla tokalaştılar, sonra Mustafa'ya uzattı elini. Merakımı mazur görürseniz eğer, neden size filinta diyorlar? Mustafa kadıya baktı sanki izin ister gibi. Kadı baş sallayıp onay verdi. İkisinin de Boris'e bakışları ters, haz etmez gibi. İşte bunun yüzünden. Ceketini açıp iç cebindeki filintasını gösterdi. Çok ilginç bir silah. Müsaade eder misiniz? Mustafa gene kadıya baktı. O başıyla onay verince ceketinin iç cebindeki filintayı çıkardı. Namlusu kendisine, kabzası Boris'e dönük halde uzattı. Sizin tasarımınız mı? Bir arkadaşımla beraber yaptım. Kadı sıkılmış gözlerini kaldırıp Boris'i süzdü. Boris elinde tuttuğu filintayı inceliyor. Böyle bir silah seri üretimde çok paralar kazandırabilir. Tetiği çok gevşektir. Mermisi ise sert.
Seri üretim bahsine gelirsek, parayla alakamız zayıftır. Boris gülümsedi. Elbette. Geri verdi. Silahlar ilginç şeylerdir Sayın Zaryas. Onu tutan küçük bir insan bile kendini büyük sanabilir. Tedbirli olmak lazım. Ne kadar? Mustafa Bey, eğer müsaade ederseniz, Kadı Efendi ile tabii kendileri uygun görürse birkaç kelam etmek isterim. Rahat konuşabileceğimiz bir yere geçelim mi? Kadı kısık bakan gözleri ciddi ifadesiyle yine başıyla cevap verdi. Mustafa'ya bakıp yürüdü. Lara sohbet ettiği arkadaşlarının yanından ayrıldı. Mustafa beyaz gömleği uzun ceketiyle kalabalığın arasında dolaşıyor. Boris ofisinin kapısını açıp geriye kadar itti. Kadı ağır adımlarla içeri doğru ilerledi. Sağ yanda ortada bir sehpa, yanında iki berjer, ahşap kaplama duvarlarda tablolar, sol yanda bir küre, aplikler, mumlar. Kadı ateşli silahların sergilendiği duvarın önünde durup gergince baktı. Tam ortalarında ayrılmış dikdörtgen kısımda bir kılıç sergileniyor. Gümüş kakmalı ahşap bir kabzası var. Kadı sahinin içini saygıyla sol göğsüne koyup içinden dualar mırıldandı. Daha dikkatli bakmak, görmek ister gibi sokuldu kılıca doğru. Boris gerisinden yürüdü, çok yaklaşmadı. Kadının kaşları çatık. Keskin gözleriniz var Kadı Efendi. Bu kılıcı Mezruk El Sakı yapmış. Bedir Savaşı'ndan sonra Hazreti Muhammed bu. Kime verdiğini biliyorum. Lakin rivayet o ki aslı Mısır'daymış. Belki de siz haklısınız. Mustafa salonda herkesin ortasında bir başına ayakta. Tam dönecekken smokini garsonun tepsisine çarptı. Mustafa elinde düşmeden kaptığı kadehle kaldı. Sen burada ne yapıyorsun sen? Daha yere bırakıverdi ikinin gözleri birbirine kenetli. Bu sakarlıkla nasıl hayatta kalabiliyorsunuz? Dokuz canlı olduğumu söylerler. Kendimi tanıtmama izin verin. Ben... Galata Müşir Sakar Mustafa. Filinta. Filinta Mustafa. Demek ismimi biliyorsunuz. Maazallah. Bir daha İstanbul'a indiğimde sizinle karşılaşmamak için dadımı araştırdı. Malum, bulunduğunuz yeri felakete çeviriyorsunuz. Sizden uzak durmak gerek. Ama bakın, sık sık karşılaşıyoruz öyle değil mi? Hem siz ne arıyorsunuz burada beyefendi? Görev. Sevmem böyle ortamları. Sahte. Ya siz? Babamın kavalyesiyim. Siz de benim gibi görev icabı buradasınız anlaşılan. Öyle mi? Davetin sahibi babam. Anladım. Eder Bey'inizle az önce tanıştım. Çok sevimli bir adam. Babama sevimli diyen çok nadir insanlardansınız. Stupid o. Sono stupido perché vostra bellezza mi stupisce, signorina. Siz İtalyanca konuşabiliyorsunuz. Bunda şaşırılacak bir şey yok. Lara gülümsemeye çalıştı. Mustafa'ya bakarak birkaç adım attı ki... Pardon. Mustafa gülüyor, başını yana çevirdi. Lara utandı. Sakarlığınız bulaşıcı galiba. Lara. Lara mahcup. Başka bir sakarlık daha olmadan seni tekrar görmek isterim. Senin için de uygunsa tabii. Lara gidiyor. Lara. Lara gülümsemesine engel olamıyor. Mustafa gözlerine dolu dolu ilgiyle bakıyor. Lara heyecanlandı. Müsaadenizle kıyafetimi değiştireyim. Reverans yaptı. Burada bekliyor olacağım. Mustafa gözlerini hiç çekmiyor Lara'dan. Lara gülümsedi, yavaşça kımıldanıp yürüdü. İki kat eteğinin alt katı buz mavisi, üst katı pudra renginde. Üst katı etek uçlarından yukarı doğru toplanıp kurdellerle tutturulmuş Mustafa. Hala arkasından bakıyor. Lara da merdivenlerde durup geriye baktı.
Lara odasına girdi. Kapıya sırtını verip bir süre heyecanla gülümsedi. Sonra hızla gardıroba koştu. Kapağını açtı, elbiselerine baktı uzaktan. Şu diye gülümseyerek birine uzanıp askısıyla dışarı aldı. Taşlarla ve pullarla süslü uzun kollu uzun elbise krem rengi. Aynanın önüne yürüyüp askıdaki elbiseyi üstüne tuttu. Gülümsüyor. Pahalı zevkleriniz var Bay Zaharyas. Boris, lütfen. Pahalı şeyler, Kadı Efendi, siz de çok iyi bilirsiniz. Parayla ölçülür. Ben paranın gücünü asla hafife almam. Yağ gibidir para. Her kapının kolayca açılmasını sağlar. Ama tecrübelerimden şunu çok iyi bilirim. Para ancak paylaşıldığı zaman güce dönüşür. Galata, Kadı Efendi, konum itibariyle benim işlerimi yürüttüğüm yer. Ve ben işlerimi ne kadar kolay yürütürsem, Osmanlı'da, dostlarımda o kadar kazanır. Kâfi. Elini havaya kaldırıp konuşmayı kesti. Gözleri ateş saçıyor. Boris duraksadı. Kadı birkaç adımla sokuldu ona. Sertçe gözlerinin içine bakıyor. Dostlukta ileri gitme. Olur ki dost bildiğin bir gün düşman olur. Düşmanlıkta da haddini aşma. Olur ki düşman bildiğin bir gün dost olur. Bay Zaharyas. Boris hafifçe tebessüm etti. Kadı gözlerinin ta içine bakıp başını çevirdi. Odadan çıkıyor. Boris arkasından kımıldamadı. Kadı kapıda geri döndü yüzünü. Kılıcın sahibi neler demiş, onu anlamaya gayret ederseniz, işte o vakit çok daha zengin bir hayat sürersiniz. Zaharyas Efendi. Boris Zaharyas bozuldu, ciddi, gergin. Gözlerini açıp kapatarak başını yavaşça solundan önüne aldı, sonra sağına çevirdi. Balo salonunda masa üstünde canlı bir çiçek aranjmanı, şık kadınlar, erkekler. Mustafa'nın ceketinin içinde koyu bordo bir yelek ve beyaz gömlek var. Hakim yaka ceketinin yakası da bordo renkte. Gri renkteki metal düğmeleri aşağıya doğru sıralanıyor. Kadı merdivenleri iniyordu, durup Mustafa'ya baktı. Mustafa'nın arkası dönük. Kadı basamakları inmeye devam etti. Sol gerisinde metalden bir şövalye giysisi, elinde bir balta. Kadı Mustafa'ya doğru yürüdü. Omzuna vurdu. Mustafa daldığı yerden sıyrılıp kadıya baktı mavi gözleriyle. Hayırdır oğul? Gözlerim parlıyor. Yok bir şey hocam. İstemsizce merdivene doğru baktı. Kadı da başını onun baktığı yöne çevirdi. İyi. Burada bir işimiz kalmadı. Gidelim. Nasıl? Şimdi mi? Allah Allah. Yahu seni buraya zorla getirttik. Şimdi de gitmek istemiyorsun maşallah. Boris merdivenlere geldi. İkliye bakarak yavaş yavaş adımlar atıyor, üzerinde şık bir frak. Nasıl isterseniz hocam. Yürü. Kadı öne düştü. Mustafa arkasından hemen yürümedi. Başını tekrar merdivene çevirdi. Çift taraftan gelip ortada birleşen merdivenin her iki tarafına da uzun uzun baktı. Boris gözlerini ona dikmiş, dikkatle bakıyor. Uzun kaşları hafif yukarı taranmış, gözleri yeşil. Göz göze geldiklerinde Mustafa başını hafifçe sallayıp selam verdi. Birbirlerine uzun uzun baktılar. Sonra Mustafa kadının gittiği yöne yürüdü. Boris merdivende. İndi. Siyah beyaz dama taşlı salonda davetlerin arasında yürüdü. Dönemin erkekleri yelekli ceketler giyip beyaz gömleklerinin yakasına fular takıyorlar. Fularların önünde 5 kuruş büyüklüğünde metal iğneler takılı. Boris onların tersi yöne gitti. Bu sırada Lara indi merdivenleri, yüzündeki gülümsemeyle durup salondakileri aradı. Mustafa'yı göremeyince gülüşü soldu. Uzun kat kat eteğinin kenarlarından tutarak merdivenleri indi. Salonda bordo elbiseli bir kadın saçlarını toplayıp sağ yana bordo bir çiçek takmış. Elbisesinin kolları tül detaylı. Arkasında saks mavisi elbiseli bir başkası. Lara ortaya gelip çevresine bakındı. Elbisesinin dekoltesi çok derin değil. Göz çatalı görünmüyor ama kare bir dekoltesi var. Kenardan bir erkek eli ona mendil uzattı. Güzel gözlerde dayanamadığım tek şey gözyaşlarıdır. Bendeniz
Afgan Prensi Rahim Aha. Bıyıklı. Lara Zaharyas. Eğilip reverans yaptı. Müşerref oldum hanımefendi. Elini öptü. Hizmetinizdeyim. Lara burukça kafa salladı. Sizi ne kadar teselli eder bilemem ama az önce burada konuştuğunuz beyefendi acilen çıkmak mecburiyetinde kaldı. Lara gülümsedi. Matmazel Lara, bu bakış aşktır. Lara kaşlarını çatıp çocuk gibi suratını çevirdi. Bir zamanlar benim için de böyle bakan bir genç hanım vardı. Aşk bulan insanlar şanslıdır. Benim gibi onu kaybetmeyiniz. Şimdi müsaadenizle. O baş eğdi, Lara diz kırıp reverans yaptı. Mendili geri vermek istedi, bıyıklı sizde kalabilir diye işaret etti. Lara kafa salladı. Bıyıklı son derece şık kıyafetiyle gitti. Karşı kıyıdan Galata ve civarı Karaköy Limanı. Karanlık bir orman yolunda ilerleyen at arabasını bir at çekiyor. Kabin dört tekerleğin üzerinde gidiyor Mustafa kabinde. Başını kapıya çevirmiş, yüzünde ay ışığı ve gölgeler. Hasan karşısında oturmuş, gözleri Mustafa'da. Durgunluğu kadının dikkatini çekti. Hayırdır bre? Ne oldu sana? Avel avel bakmaktasın. Yok bir şey hocam. Boris'in evinin açık renk ahşap kapılarından biri içeri doğru açıldı. Bıyıklı girdi, kapıda durdu, içeri bakıyor. Geldiği yer Boris'in ofisi. Yüzünde her zamanki lakayt uçarı gülümsemesiyle çevresine bakınıyor. Sol duvarda bir yağlı boya tablo, dönemin Avrupa'sından bir erkek çizilmiş. Pozu çok net değil ama sol yana doğru bakmış. Aşağı bir düzenekte sergilenen kabzalı işli birkaç kılıçtan birini alıp sol elinin içine yatırıp kaydırdı. Kılıcı yerine yavaşça geri koydu. Çok sakin, fazla rahat. Elini arkasında bağladı. Başını kaldırdı, tavana doğru bakıyor. Masaya geçti. Masanın arkasındaki duvarda çok geniş bir alanda ağzını dehşet veren bir ifadeyle açmış. Saçları yılandan Medusa heykeli. Beyaz bir büstün yanına gelip durdu, sonra devam etti. Ateşli silahların sergilendiği duvara geldi. Ateşli silahların altında bir balta başı. Eliyle ahşap duvara vurup yokluyor. Önünde kabzaları işli, çeşitli uzunluk ve büyüklüklerde tüfekler, tabancalar. Kadının dikkat kesildiği kılıcın önüne geldi. Onu görünce yüzü daha da güldü. Yaklaştı. Kulak kesildi, dinliyor. Biraz yaklaştırdı başını. Silahların sergilendiği yer bir kapak gibi açıldı. Eliyle sağ itti. Kapağın arkasından kadife bir panonun üzerinde sergilenen kabzası değerli mücevherlerle işli bir hançer çıktı. Keyifle uzanıp aldı, bakıyor. Söylentilerin gerçek çıkmasına bayılıyorum. Babür Şah'ın paha biçilemez hançeri. Kapağı açık bıraktı, elinde hançer yürüyor. At arabası ormanlık yolda ilerliyor. Önlerinde ellerinde tüfeklerle bekleyen fesli adamlar var. Hava puslu, ormanın içi sisli ve karanlık. Görüş mesafesi çok kısa. İleride bekleyenlerin yanında durmuş bir at arabası var. Hepsi temiz giyimli. Ceketlerin içindeki beyaz gömleklerinin üzerinde kravatlar takılı, başlarında fesler. Mustafa araba durunca irkilip kadıya baktı. Kadı da ona bakıp pencereye doğru uzattı başını. Mustafa hemen filintasına davrandı. Hasan tabancasının horozunu kaldırdı. Bekleyenlerden biri ileri yürüdü. Hayırlı geceler kadı efendi. Mustafa kafasına namlu dayadı. Hayırlı geceler koçum. Bu saatte ders adette yol mu kesersiniz ulan? Dur oğul dur. Bunlar sultanımızın özel muhafızları. Mustafa hala gergin. İndirdi. Kusura kalmayın ağalar. Kadı indi. Hayırdır? Kadı efendi, karakoldan Boris Zaharyas'ın evinde olduğunuzu öğrendik. Sizi almaya geliyorduk. Sultanımız huzuruna sizi bekler. Buyurun gidelim. Saraya değil efendim, beni takip edin. Kadı şaşırıp durgunlaştı, gözleri Mustafa'yı buldu. Hayırdır inşallah. Adam önden elinde fenerle yürüdü. Siz durun.
kadı devam etti. Sultan adamları da kımıldamadılar. Sadece o ikisi yürüdü. Ormanın daha da karanlık kısmına doğru ilerlediler. İleride bir at arabası daha var. Kapısı açıldı. Sultanım. Gel kadı efendi. İki beyaz atın koşulduğu arabaya geçti. Arabanın içi karanlık. İçeride çatık kaşlı nazır da var. Kadı efendi. Bu konuşma kati suretle gizlidir. Emredersiniz sultanım. Evet paşa, anlat bakalım. Kadı efendi, bu akşam vahim bir olay yaşandı. Emanet-i Mukaddese'nin en kıymetlilerinden Hazreti Osman'dan yadigar Kur'an-ı Kerim çalındı. Ne? O kadar muhafız arasından nasıl olur? Bu olay işitilirse... Bu olay işitilmeyecek. Eğer bu olay işitilirse, bundan sizi şahsen sorumlu tutarım Selim Paşa, bilesiniz. Sultanım, müsaadeniz olursa... Olayın vehametini anladım. Bu meselenin hiç kimse tarafından siyaset malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kutsal emanetleri koruyamadılar, dedirtmeyeceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi müsaadeniz olursa tahkikate başlamak isterim. Zira kaybedilecek vakit yok. Ala. Ala Kadı Efendi. Selim Paşa sana bu konuda ne istersen sağlayacak. Bilesiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Araba kabininin pencerelerinde beyaz tüller çekili. Kadı arkasını dönmeden geri geri indi arabadan. Sultanım. Boyun eğip selam verdi. Sultan başını hafifçe öne arkaya kımıldatıp selamı aldı. Kadı geri geri yürüyor. Mustafa ile Hasan oldukları yerde bekliyorlar. Sultan adamları geri geri çekilip yolu açıyorlar. Rabbim bizi imtihan ediyor Mustafa. Bu sefer işimiz çok zor. Kadı başını çevirip olumsuz anlamda hayıflanarak kafa salladı. Gece vakti alçak kuş bakışı şehir. Artinkel 50'lerinde tıraşlı bir adam üzerinde yelek, kollarında zanaatkarların beyaz gömlek kol ağızları kirlenmesin diye taktıkları koyu renk kolluklardan var. Şömineli odada sıkıntıyla ileri geri volta atıyor. Nerede kaldı bu adam? Cep saatini kapatıp cebine geri koydu. Zinciri cebinden dışarı sallanıyor. Pencere kanatlarını açıp dışarı baktı. Bıyıklı girdi, boynunda deri çantası asılı yüzünde. Hep aynı lakayt gülümseme. Bana mı bakmıştınız? Getirdim. Elini burada diye çantasına vurarak Artin'e baktı. Artin kımıldamadı. Bıyıklı elini yavaşça çantasına soktu. İçeri yıkıldı. Sansar boncuk sakal ve kaytan bıyıkla içeri daldı. Bıyıklı bıçağını Artin'in boğazına dayadı. Diğerlerinin namluları onlara dönük. Silahlarınızı atmazsanız boğazını keserim. Artin sansarlara kaygıyla baktı. Hepsinin parmağı tetikte. Lan oğlum dur. Elleri yavaşça iniyor. Sakın kesme adamı. Kan tutar beni. İndirin silahları. Adamları kadar Artin de şaşkın. Bıyıklı kurşunlardan sakınmak için Artin'in arkasına iyice saklanmış. Oğlum indirin silahları. Görmüyorsunuz mu? Adam bizi köşeye sıkıştırdı. Henüz inmedi silahlar. Dokunma Artin'e. Gidiyoruz. Diğer ikisi namlularını havaya kaldırdılar. İkisi çıktı. Cem'in namlusu yukarı bakar halde çıkacak gibi döner oldu. Kimsin lan sen? Kapıda geri dönüp tetiğe bastı. Kurşun Artin'e geldi. Geri geri giderlerken açık pencereden aşağı yuvarlandılar. Önce bir tente tavana çarptılar, sonra yere indiler. Bıyıklı Artin'i altına almış. O yüzden yaralı değil, başını kaldırıp pencereye doğru baktı. Sonra da koşmaya başladı. Koşarken Babür Şah'ın hançerini düşürünce geri dönüp aldı. Boncuk sakalın salladığı bıçak sol arka omzuna geldi. Bıyıklı öne eğilmiş. Sendeleyerek koşuyor. Cem'in tabancasını doğrulttu. Kurşun isabet etmedi. Bıyıklı sola girip menzilden çıktı. Cemil pencereden içeri girdi. Boris'in ofisi. Hançerin çalındığı kasa açık.
Asılı durması gereken kadife pano boş. Boris eliyle duvar süsü verilmiş kapağı yokluyor. Jimmy, gel, gel. Diğerleri kapıda. Soyulduk. Ne yaptın, halledebildin mi? Adam kaçtı Bay Zaharyas. Ama yaralı, yakında buluruz. Artin? O iş halloldu. Mükemmel. Kapağı kapattı. Parmaklarıyla vurup yokladı. Ne müthiş bir adam bulmuşuz. Kutsal emaneti çaldığı akşam beni de soydu. Kesin o yaptı. Tanışmak isterdim. Yakında zaten yakalayınca... Hayır, bırak artık o adamın peşini. Anlamadım. O adamı bize zaten Artin bulmuştu. Artin öldüğüne göre bize ulaşacakları bir yol kalmadı. Üstelik onun tarafından soyuldum. İstanbul'daki en şüphe çekmeyen adam benim. Eli sergilediği kabzası yılan başı şeklindeki kılıca uzandı. Cem'in gözleri onun ellerinin hareketinde. Biraz tırsmış, ürkek, kımıldayamıyor. Boris dönüp ona baktı. Bu adam beni ne zaman öldürecek diye merak ediyor musun? Elini çekti. Cem'in arkasında duruyor. Şimdilik etme. Çünkü senin kadar sadık bir köpek bulmak zor. Üstelik yapacak işleriniz var. Recai ve adamları hazır mı? Emrettiğiniz gibi hazırlar. Güzel. Yarın sabah İstanbul'un belli başlı kahvehanelerine gitsinler. Kutsal emanet Kur'an'ın çalındığını, dinin elden gittiğini, kutsal emaneti koruyamayan Nazır Selim Paşa'yı istemediklerini söylesinler. Ne yaparlarsa yapsınlar, halkı galeyana getirsinler. Ne kadar para harcayacağım umurumda değil. Yarın sabah İstanbul'da bir karmaşa istiyorum. İşaret parmağını Cemil'in yüzüne doğru sallıyor. Yap bunu. Gözüme gir. Cem'in renkli gözlerini kaldırıp Boris'e baktı. Sonra kafa sallayıp baş eğdi, çıkıyor. Fes'in püskülü sağ yanından sarkıyor. Boris kapıya sırtını döndü. Cemil çıkarken içeri fesli, yelekli iki adam girdi. Boris'in arkasında durdular. Boris başını sağ omzundan yavaşça geri çevirdi. Bana Mustafa'nın kendisini getir. İki adam boyun eğip yürüdüler. Mustafa taç kapıdaki yağlı zemine doğru eğilmiş, parmaklarını birbirine sürtüp kalktı. Çevresinde Hasan ve zabitler. Elini zabitlerden minyon cüsseli birinin omzuna koyup adamı şöyle bir sağa sola çevirdi. Şeytanın aklına gelmez. Gidelim. Hasan'la birlikte yürüdüler. Zeytinyağı yüklü araba römorkuna yürüdüler. Üzerinde küp küp zeytinyağları var. Mustafa eliyle dokunup yürüdü. Hasan ve üç zabit yanındalar. Bu kadar zeytinyağını nereden bulmuşsa? Arabanın çevresinde bir tur tamamladı. Küp devrildi. Amirim çok özür dilerim. Ulan Hasan, tutun şu kapağı. Üstü başı yağ oldu. Ellerini havaya silkeleyip sıçratarak bakındı. İç kısma girdiler. Zabitler boş sehpanın iki yanında yüz yüze nöbetteler. Mustafa gelince sehpanın önündeki üçüncü zabit çekildi. Diğerleri donmuş gibi. Hiç kımıldamıyorlar. Mustafa gözlerini tavana yakın noktalardaki pencerelere çevirdi. Sonra sehpaya ve muhafızlara baktı. Tek bir adam. Buraya gelip onlarca nöbetçiyi atlatıyor. Öyle mi? Nöbetçi zabit eğdi başını, duvarlarda meşaleler yanıyor. Bu adam hem zeki, hem kurnaz, hem becerikli. Hasan'a dedi. Arkasında ne bir iz bırakmış, ne de ipucu. Her şeyi ince ince hesaplamış işte amirim.
Bana kalırsa çoktan İstanbul'dan ayrılmıştır bile. Burada işimiz bitti. Gidelim. Emredersiniz. Mustafa gerideki nöbetçilere sert bir bakış atıp Hasan'ın önünden yürüdü. Hasan'ın üniformasında diğer zabitlerden farklı olarak kollarda nakışlar var. Mustafa üniforma giymiyor, her zaman sivil. Bundan sonra daha dikkatli olun. Kapı önündekilere söyledi. O yürüyünce Hasan birkaç muhafıza eliyle gelin diye işaret etti. Peşinden yürüdüler. Geride kalanlar dimdik dikilmiş kımıldamıyorlar. Mustafa'lar sakin bir sokaktalar. Mustafa neleri arkasında bağlı, adımları sert, kaşları çatık. Hasan'ın üniformasının önünde iki yandan iki sıra halinde aşağı inen metal düğmeler var. Hamdi Efendi! Hamdi Efendi, aç kapıyı! Hamdi'nin bir elinde gaz lambası, diğerinde tabanca. Mustafa Hamdi'ye başını öne eğip kaldırarak selam verdi. Hayırdır? Bu saatte ne istersin Müşir Efendi? Kusura kalma, rahatsız ettik. İşimiz acil. Bir saat içinde bütün yağ toptancılarını bu bizim hamallar kahvesine bekleriz. Bir saat içinde. Ne kadar erken, o kadar iyi. Kaybedecek vakit yok. Hamdi yüzünü içeri döndü. Üzerinde uzun geceliği, sabahlığı, gecelik takkesi. İçeriden Mecit geldi, başı açık. Onun da iki elinde iki tabanca. Mustafa'yı görünce indirdi tabancaları. Pansiyona git. 20 sırık hamal al. Daha sonra Galata yağ kapanındaki tüm yağ tüccarını bizim kahveye getir. Kaybedecek vakit yok. Mecit tabancaları kuşağının içine taktı, hırkasını toplayıp kuşağını kapattı ve babasına tamam diye kafa sallayıp yürüdü. Dışarı çıkınca koştu. Eyvallah. Elinde fener olan sesli bir adam gece vakti kahvehaneye giriyor. İleride ateş başında iki adam ayaktalar. Kahvenin dış balkonunda bir kalabalık var. Kesme taşlar yerlere gömülerek yol yapılmış. Adam merdivenleri çıkıp kahvenin balkonuna geldi. Başka gelenler de var. Merdiven dibinde Mecit her zamanki soğuk, uzak haliyle ayakta. Gelene geçene yol veriyor. Adamların bazıları uzun gecelikleri ve sabahlıklarıyla gelmişler. Hadi ağalar, hadi. Mecit'in de üstü başı salaş, başı açık. En son o da çıktı merdivenleri, balkon kısma geldi. Bu da sonuncusu. İçeri geçmişler, Mustafa da orada. Selamünaleyküm. Mustafa ayağa kalktı. Kusura kalmayın, bu saatte sizi çağırttık buraya. Dün sizden birisi bir araba yağ aldı. Allah'ım, buradan arabalarca yağ alınır. Bilirim. Ama bu adam bir başka. Daha önce alışveriş yaptığınız biri değil. Birisiye değil, nakit iş yapıyor. Bakkal, çakkal, tüccar değil. Hamdi de içeride. Hadi be ağalar. Düşünelim biraz ha. Beyim. Dün sabah bir adam geldi. Daha önce bizim pazarda hiç görmedim. Nasıl biriydi? 50 yaşlarında. Gözlüklü, sakallı, hafif şişman kel bir adam. Parasını peşin vererek bir araba yağ aldı ve gitti. Yağları nereye götüreceğini söyledi mi? Yok, bilmiyorum ha. Yanında başka biri falan? Yok da. Eyvallah. Bu eşkalle biri böyle bir suç işleyemez. Hasan kafa salladı. Gidelim. Eyvallah Hamdi Efendi. Hamdi el göğse selam verip kalkar gibi yaparak öne eğildi. Çıkıyorlar. Hava yağmış. Balkonun damından sular damlıyor. Etrafta çok sayıda hasır, sepet, çuval. Merdivenleri indiler, sokakta yürüyorlar. Geride kalanlar hemen dağılmadılar. Sabah şafak saatleri, geminin siyah dumanı kalın bacasından gökyüzüne yükseliyor. Mustafa karakola geldi. Neredeyse kimseler yok. İnce kaşlı ve kilolu zabitler oradalar. Etrafı toparlıyor, düzeltiyor gibiler. Mustafa masasına geçti. Kilolu havayı kokluyor. İnce kaşlı kendi üstü başını kokladı. Kilolu ellerini kokladı. Koklanarak iki yandan Mustafa'ya yaklaşıyorlar. Ne oluyor lan? Ne kokuyor oğlum? Bilmiyorum ki, amirimden geliyor valla.
İşiniz yok mu oğlum sizin? Olmaz mı amirim? Şimdi kuş şuandan geliyoruz. Cinayet işlenmiş. Gittik yerine gördük. Maktul 50 yaşlarında. Böyle kel. Hafif şişman, kısa boylu. Öyle mi? Evet. Nasıl bildi? Kalktı. Ana! Aferin lan size. Fişek gibisiniz. Enselerinden yakalamıştı. Birer şaplak atıp bıraktı. Amirim de. Ana! Kuş yana gidiyoruz. Kilolu kafayı düzeltmeye çalışıyor. Ya çeyrek nereden bildi ya? Ya adama helal olsun be. Vallahi cinayeti karakoldan çözecek. Çözecek çözecek de bir de yıkansa çok iyi olacak. Kötü kokuyor değil mi? Çok. Oo. Hamama gitse neyse işine bak işine bak. Çeyrek kilolu olan. Artin'in öldürüldüğü odada ahşap zeminde kan izleri. Bir zabit şöminenin çevresinde etrafa bakınıyor. Biri masadaki belgelerle meşgul. Mustafa ardında Hasan'la içeri girdi. Durdu, kan izlerine, masaya baktı. Yere çömeldi. Gözlerini yakın çevresinde dolaştırıp düşündü. Başını solundaki açık pencereye çevirdi ve kalktı. Hasan'la birlikte aşağı baktılar. Yerde kırılmış ahşap masanın üzerinde Artin'in cesedinin üstüne beyaz bir örtü örtülmüş. Mustafa elini birkaç kez pencerenin pervazına vurdu. İçeri çekildiler. Mustafa odadan çıktı. Hasan da yürüdü. Han'ın sokağında ileride fesli adamlardan oluşan bir kalabalık var Mustafa. Hiç o tarafa bakmadan direkt sağ tarafa yürüdü. Siz gelene kadar yerinden oynatmadık abi. Eyvallah koçum. Artin'in yan tarafına yürüyüp çömeldi. Ne yani şimdi adamı hem vurmuşlar hem pencereden mi atmışlar? Dur bakalım. Belki pencerenin önünde vurdular. Ya da başka bir şey. Yardım edin. Gel koçum. Beyaz örtüyü kaldırdı ama sadece onlar görüyor. Muhafız gaz feneriyle geldi. Feneri çarşafın Mustafa tarafına uzatıp ona ışık yaptı. Mustafa'nın gölgesi beyaz çarşafın üzerine yansıyor. Bir bıçak çıkardı. Her ne yapıyorsa Hasan gene bakamayıp çevirdi başını. Kimin nesiymiş öğrenebildiniz mi? Han'ın kapıcısı tanımıyor. Parayı peşin vermiş, bir aydına kiralamış odayı. Şahit falan var mı? Yok amirim. Biri bir şey gördüyse de söylemiyor. Bıçakla bir şeyler yapıyor ama çarşafın arkasında. Önündeki morluklar düşmekten. Daha arkasındaki morluklar neden anlamadım. Kalktı. Bıçağı çakı gibi katlayıp iç cebine koydu. Üzerini gene örttüler. Mustafa pencereye şöyle bir bakıp yürüdü. Hasan hep peşinde. İleride Mustafa yere çöktü. İki kişiymişler. Biri orada ölmüş. Diğeri yaralı kaçmış. Yaralı. Eliyle çamurun içindeki kana dokundu. Geçmiş. Kaçan öleni öncesi ver. Sonra yastık yapmış. Pencereden düşerken Artin'i yastık yaptı. Koşuyor. Şimdi. Köşeyi döner dönmez mermiyi yemiş. Bıçak da olabilir. Göz ardı etmemek lazım. Bu mesafeden mermiyesi yedi yılıp kalma ihtimali yüksek. Vallahi amirim ben bu mesafeden bıçak atıp da vuracak bir babayı... Ben tanırdım. Bana bak. Tüm zabitleri uyarın. Semtteki bütün doktorları uyandırsınlar. Sokaklara çıksınlar. Hastanelere gitsinler. Yaralı bir adam arıyoruz. Emredersiniz. Yürüdü. Bıyıklı adam sakin sokakta koşuyor. İleride Osmanlıca harflerle bir tabela. İleriden iki muhafız geçerken duvarın dibine sindi. Yüzü toz toprak içinde kalmış. Saklandığı köşeden ileriyi, çevresini kontrol etti. Tabelayı görünce durdu. Yüzüne gene o gülümsemesi yerleşti. Eve doğru yürüyor. Kapıyı hançerinin kabzasıyla çaldı, bekliyor. Yerler çamur içinde. Hançerini kapıyı açan adamın boğazına dayadı. Sessiz diye gözlerini kısıp içeri yürüdü. Yarasını tedavi ettirmek için doktora gidecek amir. Yakalayacağız. Merak etmeyin, yakalayacağız. Mustafa yanlarından geçen at arabasına dikkat kesildi. Adam doktor değil, Baytar arıyor. Tüm zabitleri Baytarlara gönderin, çabuk. Emredersiniz. Ayrıldı Hasan. Mustafa işleyip bir sokakta hızlanıp kayboldu. İlaç şişeleri. Efendim ben Baytar'ım, ne anlarım bu işlerden?
Ben de eşeğin tekiyim zaten. Bana öyle davran. Bıçağı çıkartmadın iyi olmuş. Yoksa kan kaybından ölebilirdin. İki zabit omuzlarında tüfekleriyle Baytar'ın evinin önüne geldiler. Açın kapıyı, açın! Açın. Galata zabiti, açın! Aç kapıyı! Git karakola haber ver. Biri ayrıldı. İçeridekiler sesler kesilince gittiler diye düşündüler. Baytar adam derin bir nefesle işe koyuldu. Bıyıklı onun arkası dönük bekliyor. Baytar demiri ateşte kızdırdı. Yaraya bastırıp dağılıyor. Bıyıklı'nın etinden dumanlar yükselirken o acıyla büzdü suratını, yüzü ter içinde. Peki Baytarlar? Baytarların hepsi evindeymiş amirim. Biri hariç. Onun da ışığı yanıyormuş. Kim? Baytar Necmi diye biri. Gidelim. Bıyıklı yavaşça ayağa kalktı. Şimdi yukarı çıkıp Zevcin'e bir merhaba diyelim. Bana söz vermiştin ama. Sözüm söz, merak etme. Aptalca bir şey yapmadığın takdirde tabii. Düş önüme gibi kafa salladı. Baytar bıyıksız, tıraşlı. Üzerinde gecelik gömleği var. Yürüdü. Işıkları yanıyor, evdeler. Evde burası amirim. Mustafa geldi. Kapıyı açmıyor amirim. Mustafa eliyle muhafıza geç şöyle diye bir işaret yaptı. Kapının önündeler. Hasan silahını hazır etti. Mustafa kapıya yaklaşıp filintasını çıkardı. Hasan'la bakışıp kapıyı omuzladı. Önden Mustafa girdi, ardından Hasan. Muhafızlar dışarıda kaldılar. Mustafa içeride bir odanın kapısını açıp içeri girdi. İçeride kadınla adam birbirlerine bağlanmışlar. Ağızları da bağlı. Muayenehanede. Sessiz ol diye işaret parmağını dudaklarına götürdü Mustafa. O hızla yürüdü. Hasan kadının ellerini çözüp peşinden gitti. Muayenehaneye girdiler ama kimse yok. Masada camı kırılmış, gaz lambası hala yanıyor. Canları sıkkın bakıştılar. Kaçmış. Sabaha karşı saatler deniz tarafından Galata. Mustafa karakola geldi. Hasan da girdi. Fesleğini çıkarıp masalara koydular. Kadı geldi. Otur otur, rahat ol. Kimse kalmadı mı karakolda? Karakoldaki bütün zabitler İstanbul'da yaralı adam arıyor. Sen ne yaptın? Hırsızı tutan adamı bulduk. Öldürülmüş. Ama hırsızı da öldürmeye çalışmışlar. Adam yaralı. Bu şekilde İstanbul'dan çıkamaz. Yani hala bir şansımız var. Bu gece İstanbul'da bir olay daha vuku buldu. Boris'in yalısından değerli bir kama çalındı. Ey Allah'ım, ne gece ya. Yani adam hiç kimsenin ruhu duymadan içeri girmiş ve o şekilde çıkılmış. Hislerim bana bu herzeyi aynı hırsızın yediğini söylüyor. Peki bu adam Galata'daki bir hana neden geri dönsün ki? Saklanmak için mi? Bulduğumuz mevta Kur'an-ı Kerim'i handa satın alacaktı. Alışveriş gerçekleşmeden indirdiler. Bu herifçi oğlu kim? Bir gecede İstanbul'u tepe taklak etti. Aynı gecede iki yer. Bu adamın bir düzeni olmalı. Koca İstanbul'da bunu mutlaka bilen biri vardır. Sabah vakti. Pera yazdı. Elinde çanla önden koşan adamın arkasında tramvay gibi taşa gömülü ray sisteminin üzerinde tekerlekli otobüs gidiyor. Mustafa Abdullah'ın dükkanına geldi. Kapıda şaşkınlıkla durdu, kapı ardına kadar açık. Hemen elini ceketinin iç cebine attı. Dönüp şöyle bir arkasını yokladı. Elinde filintası hazır halde içeri yürüdü. Sağ yanında önünde fotoğraf çekilen fon, karşısında ayaklı bir boy aynası. Raflığın arkasında kalan gizli giriş ardına kadar açık. Mustafa yavaşça adım attı. Bir aynada Mustafa'nın yüzü. Aynanın karşısında bir ayna daha var. Abdullah! Koştu. Aşağıda Abdullah deney masasının başında bir şeyler yiyor. Dönüp iki büklüm ürkmüş halde Mustafa'ya baktı. Ya kardeşim, bir kere de şu dükkana olaysız giremeyecek misin sen, ha? Ben ne yapayım? Aniden kapı açıldı. Ben açtım. Tabii ki açılır. Bak, bu sistemle dükkana kimin geldiğini görüyorum. Aynalar sayesinde.
Sonra bu kolu indirdiğim zaman elektrik akımının etkisiyle de kapı açılıyor. Bu icadımın adı da Le Automatik. Bravo Monsieur. Tamam tamam. Söyle seni kuşluk vakti buraya getiren şey nedir? De. Sen niye zeytinyağı kokuyorsun? Vallahi Abdullah, zeytinyağı uzun hikaye. Bir adam arıyor. Herif hırsız. Adam bütün muhafızları atlatıp Hazreti Osman'ın Kur'an'ını çaldı. Onun heyecanı duyulmadan bulmam lazım. Bir de Boris Zaharyas'ın evinden değerli bir kama çalındı. Aynı adam olabilir. Bir gecede iki kere, ha? Doğru. Abdullah kalktı. Mustafa kollarını bağlamış, bekliyor. Abdullah gerideki kitaplığa yürüdü. İki kere. Çok ilginç. Kalın kalın ciltli kitapların olduğu rafların arasında rulo yapılmış parşömenlerin olduğu bir raf var. El Şebbiha. Elinde bir kitap salladı. Hayalet. Kokladığı cam tüpü masaya koyup Abdullah'ın yanına yürüdü. Öyle mi? Evet. Hayalet. Adına Mısır'da kasideler yazılan bir hırsız. Bir halk kahramanı. Her zaman zenginden çalar. Derler ki Mısır hilifi İsmail Paşa'nın hareminde bile bir gece geçirmiş. Gerçek kimliği hakkında çok şey bilinmiyor. Babası ünlü matematikçi El-Elsari. Babasını küçük yaşta kaybettiği için sokaklara düşmüş. Sonra Kahire Hırsızlar Loncası tarafından yetiştirilmiş. Kitabın arasında kopuk ayrı sayfalar. Monte Carlo. Paris. Floransa. Bu arkadaş araştırmasını yapıyor. Şehre geliyor. Birden fazla soygun yapıp bir gecede sırra kadem basıyor. Numarası bu. Bu yüzden de asla yakalanmadı. Kusura bakma Mustafa. Kuş çoktan uçtu şimdiye kadar. Sanman. Yaralı. Ben kaçtım. Nereye gidiyorsun? Vallahi bir üstüme limonu sıkmadan üstümü değiştirmiyorum. Denizde yelkenlerini açmış ilerleyen gemi Galata'nın önünden gidiyor. Perada çok yerde Türk bayrakları asılı. Atların çektiği otobüsün arka merdivenine oturup ayaklarını sarkıtmış bir adamın elinde akordeon. Çeyrek ve ince kaşlı meydana bakan bir yerde börek yemişler. Zabit efendilere benden iki porsiyon börek daha. Emrin olur efendim, tabii efendim. Müsaade var mıdır ağalar? İkili bakıştı. İnce kaşlı neden olmasın diye kafa salladı, çeyrek dudak büzdü. Gel diye el uzattılar. Bıyıklı gene çok şık. Başında kenarı tüylü şapkası takılı oturup bacak bacak üstüne attı. Allah sizden razı olsun. İki gün önce kapalı çarşıda kuyumcu dükkanımı soydular. Zabitler şah diye yakaladılar hemen hırsızları. Vallahi billahi dünyada kimse İstanbul zabitlerinin eline su dökemez. İnce kaşlı çeyreğe bakıp omuzlarını dikti. Eyvallah beyim. Az bile söyledim zabit efendi. Bakışıp koltukları kabararak sırıttılar. Niye öyle yorgun gözükürsünüz? Dün gece hiç oturmadık. Bütün gece ayaktaydık vallahi. Hayırdır ağalar? Filinta Mustafa tüm gece bütün zabitleri ayağa dikti. Vallahi karakollarda kimse kalmadı. Tüm gece gez Allah gez. Yaralı birini aradı. Nereden bulacağız koca İstanbul'da? Ne yapacaktık? Biz aramayacaktık da adam kendi ayağıyla mı gelecek? Hey yaşa be. Ne güzel dedin. Filinta Mustafa mı dedin sen? Evet. Ne yapar? Nerede yaşar bu zat-ı muhterem? Bizim karakolda amir. Çok da güzel bir amir. Uzun boylu böyle. Çok uzun. Eminönü. Bana bak Recai. Bu işi kıvıramazsan gözüme görünmez. Mıhlarım seni.
Sen hiç merak etmesin. Nedeni kahvedeler. Recai uzun sakalı iki kaşının arasındaki çizgiyle kırklarında. Sansar Cemil cebinden bir deste para çıkardı. Dönemin paraları neredeyse şimdikinin iki katı genişliğinde. Recai desteği kıvırıp cebine koyarken çevreyi kolaçan etti. Cemil'e bakıp kafa salladı ve kalktı. Gerisinde kalan tezgahta semaverden duman tütüyor. Ey ümmeti Muhammed, beni dinleyin. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Eller göğse koyuldu. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Hele bir kulak verin o zaman. Hazreti Osman Efendimiz'den bize emanet kalan Kur'an-ı Kerim dün çalınmıştır. Kim çalmış? Nasıl olsun? Bu nasıl emanete muhafazadır? Din elden giderken daire nazırı konağında oturup seyretmektedir. Müslüman düşmanları elini kolunu sallaya sallaya Hazreti Osman Efendimiz'den bize kalan emanetleri çalarken devlet ne yapmaktadır? Bugün Kur'an'ı çalanlar yarın haremimize girerler maazallah. Yaparlar. Ey ümmeti İslam! Din elden giderken bizler burada ot gibi oturacak mıyız? Hayır. Buna müsaade edecek miyiz? Hayır. Aile nazırı Kur'an'ı gavura satmış derler. Buna müsaade edecek miyiz? Hayır. Vakit ayağa kalkma vaktidir. Sesimizi sultana duyurma, daire nazırını indirme vaktidir. Kim benimledir? Ben. Ses edenler ayağa kalkıyorlar. Sansar arkada sırıtıyor. Evet, daire nazırını indirmek için yürüyelim arkadaşlar. Recai öne düştü kalabalık arkasında. Kahve tamamen boşalıyor. Sansar Cemil ayağa kalkmış, sırıtarak bakıyor. Bıyıklı gitmiş çeyrekle ince kaşlı arkadaşı oturuyorlardı, kalktılar. Allah ömürler versin efendim. Güle güle efendim. Çeyrek ellerini arkasında bağlayıp göbeğini çıkarmış ince kaşlı fiyakayla baş parmaklarını kemerinin içine sokmuştu ki kemerin hafifliğiyle irkilip tabancasına bakındı. Silah yok. Çeyrek! Çeyrek silah yok, silah gitmiş. Ne? Silah mı gitti? Silah gitmiş, silah yok. Eyvah! Şimdi yanmazsın oğlum, ne yapacaksın? Koş, silah yok. Bulmam lazım, vallahi silahı bulmam lazım. Daire nazırı Kur'an'ı gavurlara satmış derler. Duymadınız mı? Vakit sesimizi duyurma vaktidir. Vakit daire nazırını indirme vaktidir. Namusumuzu korumak için kim benimledir? Biz! Kim benimledir? Biz! Sultan'ın sesimizi duyurmaya kim benimledir? Biz! O zaman ne bekliyoruz? Yürüyelim sultana sesimizi duyuralım. Yürüyelim. Hesabını soralım. Başka bir kahveden de adamları taktı peşine. Başka kahve. Halk galeyana gelmiş. Yumruklarını havaya sallıyor. Recai pis, sararmış dişleriyle, ağzına sarkan bıyıklarıyla halkı dışarı yönlendirdikten sonra kahvede etrafına hin hin bakıp kafa salladı. Kalabalık ellerinde Türk bayrakları, önde bir davulcuyla sağ elleri havada ilerliyor. Çamurlu yollarıyla, ahşap çumbalı evleriyle bir sokaktan geçiyorlar. İnsanlar evlerden çıkıp nedir bu gürültü merakıyla kafalarını uzattılar. Recai kalabalığın en önünde, en çok bağıran. Evden eve gerilmişlikle sallanan çamaşırların altından geçiyorlar. Geçtikleri yerlerde aralarına başkaları da katılıyor. Gitgide daha da kalabalıklaşıyorlar. Kalabalığın ucu sokağın diğer ucunda. Evlerden çıkanlar kenarlardan araya kaynadılar. Başlarında fesler, üzerlerinde bazılarının şalvar benzeri bol pantolonlar, yelekler, gömlekler, belirinde kuşaklar, aralarda fessiz olanlar da var. Hasan kapısında iki zabitin nöbet beklediği kadının odasına girdi. Kadın masasında Kur'an okuyor. Kadı efendi, bir kısım ahali toplanmış Galata'ya doğru yaklaşmaktalar. Kur'an'ı isteriz diye saraya yürümek istemektedirler. Başını hemen kaldırmadı. Kadı sakin ellerini yavaşça yüzüne sürüp sıvazlayarak indirdi. Kur'an'ı kapattı. Kalabalık meydanda. Arkalarında ufak bir şadırvan var. Diğer sokaklardan başka kalabalıklar da gelip katılıyor. Sopaların ucundaki Türk bayraklarını havaya kaldırmışlar. Bayraklar kafalarının üzerinde uçuşuyor. Aralarda davulcular var. Recai gene en öne geçti.
teröristler uç. Kur'an nerede? Devlet nerede? Hırsızlar bulunsun, hesap sorulsun. Daire Nazırı azledilsin. Devlet nerede? Hele orada durasın Kadı Efendi. Yoksa sorumluluk, mesuliyet kabul etmem bilesin. Kadı elinin içiyle öyle bir tokat indirdi ki Recai yere savruldu. Eliyle yerden destek alıp doğruldu. Dizlerinin üzerine çök. O belki direnecekti ama Hasan bir hamlede ensesinden itip emekler pozisyona getirdi. Kemiklerini kır. Sükunet! Kadının bir bacağı basamak gibi Recai'nin sırtına basıyor. Havaya kaldırdığı elini indirdi. Hasan yanında el pençe. Ey ümmeti Muhammed! Beni tanıyanınız var mı? Kadı Gıyasettin bu! Duydum ki dinin elden gittiğini söylermişsiniz. Din elden gitmez efendiler. Din buradadır. Kalp. İki tane gafilin lafına inanıp isyan edip saraya yürürmüşsünüz. Sebep? Hazreti Osman'ın Kur'an'ı çalındı. Dahiliye Nazırı seyreder bunu. Ne yapar Nazır? İstanbul'un ortasında rezillik aldı yürüdü. Paşanın umrunda değil. Kadı el kaldırıp kesti. Hazreti Osman'ın Kur'an'ını ve kutsal emanetleri şehri İstanbul'a kim getirdi? İslam aleminin halifesi kim? Bre faniler, siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Padişahımız efendimizin ve halifemizin iradesine karşı ayaklanırsınız. İki tane melunun fitnesine inanıp galeyana gelmek, sokaklara dökülmek size yakışır mı? Devlet-i Aliye'ye inanın. Bilin ki alemde hiçbir suç cezasız kalmaz. Şimdi sakin olun ve işinize gücünüze bakın. Dağılın. Recai ayağıyla teper gibi yaptı. Hasan, bırak. O melunu daha sonra yakalarız. Şimdi işimize bakalım. Recai korkuyla sıvışıp kalabalığın arasında kayboldu. Çaldırsa silahı böyle ağlarsın işte. Adam benim silahımı beğenmiş. Ben ne yapayım? Olur mu, sen saftiriksin? Adam baktı sen saftiriksin, senin silahını çaldı. Ben saftirik olsaydım benim silahımı çalardı. Bak benim silahım burada, aslanlar gibi. Ya bırak şimdi, ben amirime ne diyeceğim onu düşünüyorum asıl. Amirim diyeceksin, ben saftirik olduğum için silahımı çaldılar diyeceksin. Özür dileyeceksin. Ya. Mustafa arkalarında dinledi. Nesi var bunun? Silahını çaldırdı garibim. Ulan sizi İstanbul'un içine yolluyoruz, gidin hırsızı bulun diye. Gidip silahınızı mı çaldırıyorsunuz? Ben değil amirim, o çaldırdı. Benim silahım burada. Tövbe estağfurullah. Senin suçun. Buyur. Tabii senin suçun. Senin hakkında bin tane soru sordu adam. Bizi lafa tutarken de arakladı silahım. Yoksa ben silahını araklatacak adam mıyım? Hey yavrum hey. Bir dakika, bir dakika. Ne sordu benim hakkımda? Ya işte yok Mustafa kim? Yok nerede yaşar? Yok kimin peşine düştü? Mustafa düşünüp gözlerini yana alarak gülümsedi. Anlaşıldı. Geri yürüdü. Girince kapının sol yanında duran masasından fesini aldı. Nereye amirim? Aslanı yuvada ziyaret etmeye. Biri karakoldaki kara tahtaya Osmanlıca harflerle bir şeyler yazıyor. Aslan kim? Ben ne bileyim aslan kim? Sanat. Çelik nispet yapar gibi tabancasını kemerindeki kılıfından çıkardı, ince kaşa gösteriyor. Nefesini verip buharını kolunun yeniyle silerken de gözleri nispetle arkadaşında. Ben benim silahım gelsin. Bir odada kapının tam karşısındaki sandalyede oturmuş adamın sol elinden yere kan sızıyor. Adamın sadece bacakları ve elleri görünüyor. Sağ elinde de bir tabanca tutmakta olduğu oda Mustafa'nın yatak odası. Üzerindeki ceket, bıyıklının bu sabah giydiği ceketle aynı. Adam bıyıklı olsa gerek ama henüz yüzü yok. Mustafa kapıyı aralayınca birbirlerine karşılıklı tabanca doğrulttular. Mustafa gülümsedi.
Biliyordum. Bıyıklı ter içinde. Benim buraya geleceğimi anlayacağından emindim. Ne istiyorsun? Biraz sohbet, biraz iyilik. Sana iyilik yapacağımı düşünüyorsan... Beni yanlış anladın. Sana iyilik yapacak olan benim. Ne tür bir iyilikmiş bu? Hayatını kurtaracağım. Ama önce kapının önünden biraz uzak durmanı tavsiye ederim. Demek hayatımı kurtaracaksın ha? Nasıl olacakmış bu? Duyuyorum. Neyi? Ölümün ayak seslerini. Gözlerini yumdu. Sağır değilim, merak etme. Geliyorlar. İki katilin ayak sesini duymak için illa hayalet olmaya gerek yok. Üç, iki, bir. Polisin yolladığı iki adamı birlikte öldürdüler. Mustafa sayı sayılırken yanına gelmişti. Zorlukla ayağa kalktı. İkisi de tabancalarını henüz indirmediler. Bak gördün mü? Bana şimdi bir de can borcun oldu. Gelelim bana yapacağın iyiliğe. Sonra müsaadenle bayılacağım. Deniz tarafından Dolmabahçe Sarayı. Sultanım, vahim haberlerim var. Galata Meydanı'nda ayaklanma çıkmış. Padişahım, kutsal emanetlerden Hazreti Osman Yadigarı Kur'an'ının çalındığı haberiyle halk ayaklanmış. Dinin elden gittiğini söyleyerek Galata Meydanı'na kadar yürümüşler. Galata Kadısı tek başına karşılarına çıkıp halkı dağıtmış. Gıyasettin, onun gibi 5 tane adamım olsa dünyayı yerinden oynatırım. Sultanım, bir şey daha var. Halk bu olaydan nazırımızı sorumlu görmektedir. Bu sebeple saraya kadar yürümek istemişler. Bu ne cesaret? Haberi getirene çık diye el etti. Sultanım. Hala ne konuşursun Selim Paşa? Bu olay duyulursa bizzat seni sorumlu tutarım demedin mi? Haklısınız sultanım. Lakin Kur'an'ı koruyan muhafızların hepsi kışlada göz hapsindedir. Onlardan haber çıkmaz. Halk olayı duymuş. Büyük kargaşa yaşanmış. Sen bana söz vermemiş miydin bu olay gizli kalacak diye? Sultanım. Sultanım. Eğer izin verirseniz. Sultan Esat Paşa'nın karşısına geçti. Dinliyorum. Bahriye askerlerimiz Kasımpaşa kışlasında beklemektedir. Emir buyurursanız taburlarımızı İstanbul'a yayalım. Böylelikle ikinci bir ayaklanma olursa askerimiz duruma müdahale eder. Biz de gafil avlanmamış oluruz bu defa. Selim Paşa başını yavaşça Esat Paşa'ya çevirdi. Kimse padişahla göz kontağı kurmuyor. Gözler hep önde. Hep çok gerginler. Âlâ, sonunda doğru dürüst kelam eden birisi çıktı. Derhal uygulayın Esat Paşa. Beni sadrazamla baş başa bırakın. Emredersiniz. İki nazır yan yana duruyorlardı. Baş eğip selam verdiler. Geri geri çıkıyorlar. Büyük felaket atlattık sadrazam efendi. Doğru sultanım. Bu Selim Paşa devlete büyük yararlar sağlamıştır. Lakin yorulmuştur, ne dersin? Onun tecrübeleri bizi büyük olaylardan korumuştur sultanım. Lakin bu olayda aciz kalmıştır. Sadrazam baş eğmekle yetindi. Ne demek padişaha isyan? Bunlar payitahtımızda, İstanbul'da vuku bulmaktadır. Payitahtı koruyamazsan, devleti âliyeyi Osmaniye'yi nasıl koruyacaksın? Bu Esat Paşa. Onu sen tavsiye etmiştin değil mi Bahriye Nazırlığı için? Doğru sultanım, gençtir. Harplerde üstün başarılar elde etmiştir. Er olarak girdiği Bahriye'de paşalığa kadar yükselmiştir. Ayrıca donanmayı ıslah etmiştir sultanım. Lakin çok hırslıdır. Gece vakti Galata, Karaköy Limanı. Boncuk Sakal sırtını bir duvara vermiş. Elindeki bıçağı havaya atıp tutuyor. İleriden 4 adam geliyor. Boncuk Sakal'ın önünde ileride yanan ateşin başında Sansar ve Kaytan Bıyık. Kardeşim benim be. Söylemiştim abi sana. Sen bize bırak diye. Değil mi çocuklar? Sen harbiden büyük adamsın ha Recai. Vallahi bak.
Senin yaptığını her baba yiğit beceremez. Eyvallah abi. Madem o kadar memnun ettik seni, sen de biraz daha fazla çıkarsın, olur biter. Haklısın koçum. Hak ettiniz tabii. Size fazladan bir şeyler ayarlayalım. Madeni bir şeyler mesela. Nasıl madeni abi? Böyle madeni. Kurşun. Ne kadar istersin bundan? Sen dur. Bir şey söyleme. Biz karar verelim. Artık gönlümüzden ne koparsa. Adamlar gerildiler. Boncuk sakalla kaytan bıyık bakıştılar. Cemil Recai'yi vurdu. Kaytan bıyık da çıkardı tabancasını. Recai'nin adamlarını vuruyorlar. Boncuk sakal bıçağını savurdu. Adamların hepsi ölüp yığıldı. Tabancalar yavaşça indi. Kaytan bıyık ve boncuk sakal psikopat bakışları, salaş üst başlarıyla sokaktaki diğer insanlardan hemen ayırt edilebilecek haldeler. Ödeme tamamlandı. Cemil daha düzgün giyimli, ceket, fes. Hava yağışlı, yerler ıslak. Soğuk olsa gerek, ağızlarından çıkan nefes buharlaşıyor. Ölüleri yerde bırakıp yürüdüler. Gündüz vakti deniz tarafından Galata civarı. Karakolun önündeki meydan her zamanki gibi kalabalık. Bıyıklı karakola Mustafa ile girdi. Kolu askıya alınmış. İnce Karşılı'nın masasına geldiler. Durmuş, ayakta ona bakıyorlar. İnce Karşılı başını ellerin arasına almış. Dertli bir hali var. Kafayı kaldırdı. Ona gülümseyen bıyıklıya şaşkınlıkla bakıyor. Kapısını robot gibi sağa sola oynatarak ayağa kalktı. Elleri arkasında bağlı, dikildi. Omuzlarını dikleştirip hareket ettiriyor, kızmış. Heybetli bir görünüm vermeye çalışıyor kendine. Ama ne çare, çok ufak tefek bir adam. Yakasına yapışacak gibi atılacak oldu. Mustafa kendi cebinden tabancasını çıkarıp uzattı. İnce Karşı'nın havada kalan pençeleri tabancasına uzandı. Kadı efendi duymasın sakın ha. Çeyrekli Hasan geriden izliyorlar. İnce Karşı ağlamaklı kafa salladı. O tabancasını çocuğu gibi alırken bıyıklı sırıtıyor. İnce Karşı gözlerini ona kaldırıp dudaklarını sıktı. İkili çıkıyor. İnce Karşı gelip kabarıp horozlanarak arkalarından baktı. Gel. Bıyıklı ile birlikte girdiler. Bıyıklı çevresine bakıyor. Hoca masasında değil. Sağ duvardan bir kapıyla içe doğru başka bir odaya geçiliyor. Kadı orada rahle başında. Oğul. Bıyıklı'yı görmedi. Mustafa'yı görüp kalktı. Diğer odaya yürüdü. Tanıştırayım hocam. Hırsızımız El Şebiha. Yani hayalet. Müşerref oldum Kadı Efendi. Peki Kur'an-ı Kerim'i buldun mu oğul? Yarın söyleyecek. Ama öncesinde küçük bir iyilik istiyor bizden. Ey fani, biz hırsızlarla pazarlık etmeyiz, bilesin. Haşa Kadı Efendi. İsteğim oldukça basittir. Hocam, nasıl desem, bu adam benim hayatımı kurtardı. Ona bir iyilik borcum var. Eve girdiğimde iki kişi tuzak kurmuştu. Olmasaydı hayatta olmazdım. Kim seni öldürmek istedi? Hasan'ın evinde kaldığımı öğrendiklerine göre ambarda bana tuzak kuranlarla aynı kişiler. Özür dilerim Kadı Efendi. Sadece burada olduğumu hatırlatmak istedim. Sus! Eli havada. Sen. Senin yüzünden bugün İstanbul'da yüzlerce kişi ölebilirdi. Askerler köşe başlarını tutmuş, teyakkuz halindeler. Kutsal emaneti çaldın. Osmanlı'ya büyük saygısızlık ettin. Şimdi karşıma geçmiş benimle pazarlık edersin. Densiz! Ama müsaade buyurursanız, bu genç adamın hayatını kurtardım. Sadece hatırlatmak istedim. Yine. Hasan! Geldi. Hemen evine git. Orada iki ceset bulacaksın. Gasilhaneye götür. Ceset mi? Sallanma Hasan! Emredersiniz Kadı Efendi.
Bıyıklı iyi değil, yüzü terli. Gözlerini acıyla yumdu. Kadı çok sinirli bir halde masasına yürüdü. Şimdi de bakalım meramın nedir? Kadı efendi, müsaade buyurursanız. Otur. Arkalığı ahşap işlemeli sandalyeye geçti. İsteğim oldukça basittir. Sorgulamamın burada değil, başka bir şehirde yapılmasını rica ederim. Bırak ricayı micayı. Neden bunu istiyorsun, onu de. Kadı efendi, eğer beni burada muhakeme eder ve zindana tıkarsanız, 2 gün içerisinde öldürülürüm. Kur'an-ı Kerim nerede? Onu de bana. Sözünüz? Sözüm sözdür. Kur'an-ı Kerim nerede? Şehrin en güvenli yerinde. Bana bak! Şehbek misin, şebelek misin? Ağzında geveleyip durma! Kur'an-ı Kerim nerede? Masanızda. Mustafa şaşkınlıkla başını masaya çevirdi. Geçmiş. Filinta Mustafa tüm gece bütün zabitleri ayağa dikti. Vallahi karakollarda kimse kalmadı. Bıyıklı zabit üniforması giymiş karakolda kadının odasına girdi. Kapı camından dışarıyı şöyle bir kolladı. Şimdi. Sağdan ikinci çekmece. Kadı şaşkınlıkla masanın çekmecesine eğildi. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an çıkarıp saygıyla öptü. Alnına koydu. Bunu birkaç kere yaptı. Bıyıklı gülümsüyor. O kadı cezbe kapılmış Kur'an'ı koklarken Mustafa gözlerini şaşkınlıkla bıyıklıya çevirdi. Sonuçta buraya geldim. Geçmiş canlanıyor. Gerçekten de ortalıkta pek kimse yoktu. Zaten bu emanetle daha fazla dolaşamazdım. Yani beni tutanlar beni öldürmekte muvaffak olsalardı bile Kur'an-ı Kerim yine sizde olacaktı. Şimdi. Seni kim tuttu? Çok bile konuştum kadı efendi. Eğer bu şehirden çıkmama yardımcı olursanız size bildiğim her şeyi anlatırım. Mustafa. Tez arabayı hazırlayın. Edirne'ye gidiyorsunuz. Edirne kadısı Ahmet efendiye güvenirim. Müşiri Selim efendi de sağlam adamdır. Ben de emaneti saraya götüreyim. Başüstüne hocam. Mustafa Bıyıklı'ya hadi diye başıyla kapıyı işaret etti. Bıyıklı yavaşça kalktı. Kadıya doğru hafifçe eğilip selam verdi. Mustafa'nın açtığı kapıdan önce o çıktı, ardından Mustafa. Kadı Kur'an'ı tekrar dudaklarına götürdü. Ağlamaklı. Deniz tarafından Dolmabahçe Sarayı. Esat Paşa saraydaki odada ayakta. Renkli gözlü, sakallı, açık kumral, kırklarında bir adam. Ellerini önünde bağlamış, bekliyor. Sadrazam az geride, yan tarafta. O beyaz saç ve beyaz sakallı, ellilerinde. Daha kısa bir adam. Esat heyecanlı, hafifçe kıpırdandı olduğu yerde. Selim Paşa karşısına gelip elindeki mührü bir keseye koydu. Buyurun paşa. Mührü verdi. Sağ olun paşa hazretleri. Allah yardımcınız olsun. Sultan az geride durmuş, izliyor. Sultanım. Selim Paşa ellerini göbeğinde bağlayıp yürüdü, selam verip geri gitti. Esat Paşa sultana doğru yürüdü, gözleri hep yerde. Hayırlı olsun Esat Paşa. Sizden beklentimiz büyüktür, haberiniz olun. Sultanımın güvenine layık olmak için elimden geleni yapacağım. İnşallah. Baş eğip selam verdi, geri gidiyor. Sultan renkli gözlü, esmer, siyah sakallarına yer yer aklar düşmüş. Başında fesli, ceketinin sağ omzundan çapraz gelen yeşil, kalın bir kurdelesi var. Saraydaki kapı açıldı. Nazır Hazretleri birazdan teşrif edecekler kadı efendi. Lütfen bekleyin. Kadı cübbesi ve sarığıyla gelmiş. Kucağında bir beze sarılı halde Kur'an'ı taşıyor.
Çin'i işlemeli girişten sonra bu odada da sayanda bir basamakla çıkılan ikinci bir oda var. Ortasında yemek masası, uzun pencereler, ahşap, nişli gömme dolaplar. Zat koridorda yürüyor. İşlemeli kapılar, boyanıp çevresi varaklarla çevrilmiş aplikli koridorda sola döndü. Kadının olduğu odaya önden muhafız girdi. Kadı yüzünü kapıya döndü. Sonrasında Esat girdi içeri. Kutsal emanetin bulunduğu doğru mudur Kadı Efendi? Doğrudur Paşa Hazretleri. Ben de emaneti teslim etmek için Dahiliye Nazırımızı beklemekteyim. Maalesef Dahiliye Nazırımız az evvel görevinden azledildi. Bu mühim vazife artık benim omuzlarımdadır. Öyle mi? Hayırlı olsun. Muvaffakiyetler dilerim. O halde emaneti... Yok, katiyen kabul etmem. Bu başarı sizindir. Padişahımızın huzuruna birlikte çıkacağız. Estağfurullah. Hiç gerek yok. Lütfen. Israr ediyorum. Elleri arkasında bağlı halde önden yürüdü. Kadı onu takip etti. Geride kalan duvar mavi beyaz çinilerle işli. Yan duvarlar mavi ve beyaz renklerde boyanmış. Cam mahfazaların içinde mumlar yanıyor. Sadık Paşa'ya isteklerinizi iletmiştim. Listeleyip, mühürleyip geri göndermiş sultanım. Siz ilgilenin sadrazam efendi. Emredersiniz sultanım. Muhafız önden girip kenara çekildi. Başka bir muhafız birkaç adım yürüdü. Sultanım, Kadı Gıyasettin ve Esat Paşa huzurunuza çıkmak ister. Çağırın gelsinler. Buyurun Paşa Hazretleri. Yere bakarak saygıyla girdiler. Eğilip selamladılar. Sultanım, hayırlı haberlerle geldik. Kadı Efendi büyük bir başarı göstererek çalınan Kur'an-ı Kerim'i bulmuş. Doğru mu Kadı Gıyasettin? Kadı baş eğip doğruladı ve yürüdü. Buyurun sultanım. Kutsal emanet. Sultan sevgiyle baktı. Kadı Kur'an'ın sarılı olduğu bezi açıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Alıp saygıyla öptü, alnına koydu. Sadrazam Kur'an'a uzandı. O da alıp öptü, alnına koydu. Sultan kadıya döndü. Dens yırtkanlar tutula. Kutsal emanetin yerinde olduğu, tophaneyi amirede sergilendiği, dileyen herkesin ziyaret edebileceği tüm der saadette duyurulsun. Muhafız çıktı. Yine yüzümü kara çıkarmadın Kadı Gıyasettin. Sultanım, izin verirseniz Kadı Gıyasettin'i bir liyakat nişanıyla ödüllendirmek isterim. İstirham ederim. Haşa, ne yaptık? Görevimizi ifa ettik. Kadı Gıyasettin'i tanıyacaksın Esat Paşa. O böyle şeylere ehemmiyet vermez. Hırsızı bulabildiniz mi? Esat gözlerini kadıya kaldırdı. Merakla bakıyor. Kadı biraz sıkıntılı. Yakaladık sultanım. Lakin sorgulamak için Edirne'ye götürüyoruz. Allah Allah. Neden İstanbul'da değil? Yerinde bir karardır sultanım. Halk zaten istim üzerinde. Maazallah hırsızın yakalandığını duyarlarsa onun cezasını kendileri vermek için yeniden sokağa düşebilirler. Edirne'de hırsızı sakin bir şekilde sorgularız. Âlâ. Âlâ. Esat Paşa askerlerinize emir veriniz, kışlalarına geri dönsünler. Emredersiniz sultanım. Sultanım. O da eğildi, çıkıyor. Sadrazam sultanın bir iki adım gerisinde, hala elinde Kur'an'la. Sultan ona döndü. Sadrazam efendi, kutsal emanetle ilgili gereken şeyleri yapınız. Emredersiniz sultanım. Geri geri çekiliyor. Bu odada aynı koridor gibi mavi ağırlıklı boyanmış. Mavi boyanın çevresinde sarı işlemeler, çerçeve gibi dikey ve yatay bloklar var. Karşı kıyıdan Haliç, denizde çok sayıda gemi var. Esat Azize'nin evinde Azize sabahlıkla. Dahiliye Nazırı'nın burada olduğu bir duyulursa tam anlamıyla rezalet çıkar. Neyse ki biz bizeyiz. Duvarın arkasına sinmişti Esat şaşkın. Sen kimsin? Paşam, Boris Efendi'yi dinleyin. İnanın bana en büyük hayranlarımızdan biri de benim. Esat gergin. Lütfen buyurun. Esat'ın başı açık, oturmakta tereddütlü. Lütfen. Azize'ye baktı. O da cesaretlendirince geçti. Boris karşısındaki sandalyeye geçiyor. Yanlarında bir şömine yanmakta. Sizi çok yakından takip ettim.
Buna donanmayla yaptığınız anlaşmalar da dahil. Ceketinin iç cebinden bir rulo kağıt çıkardı. Esat'a gösteriyor. Uzattı. Esat gerildi iyice. Hemen alamadı. Sonra zorla uzattı elini. Ali ayakta dikiliyor. Esat ruloyu açtı ama ne göreceğini bilir gibi kasılmış halde. Bu belgeleri nereden... Nereden bulduğunu merak ediyorsunuzdur. Londra'daki kaynaklarımdan değilim ama o önemli değil. Önemli olan bu belgeler İngiltere'den gemileri alırken nasıl yolsuzluk yaptığınızı kanıtlıyor. Padişah bunlara inanmaz. Attı. Paşa. Beni yanıltma. Sen ya padişahı hafife alıyorsun ya bu belgeleri. Oysa akıllı bir adamsın. İpliğin pazara çıktığında en iyi ihtimalle Malta'ya sürgüne gideceğini, oradan da ancak cesedinin döneceğini bilirsin. Boris Efendi dostumuzdur. Sizinle ilgili çok güzel planları var. Boris fötür şapkasının altından keskin, ciddi bakıyor. Benden ne istiyorsun peki? Mesela padişahın en yakınında. Mesela sadrazam olarak. Sadrazamlık ha? Tam tahmin ettiğim gibi. İyi de nasıl olacak bu iş? Seni bugün nasıl dahiliye nazırı yaptıysam günü geldiğinde sadrazam da yapacağım. Ayaklanmayı çıkaran sendin demek. Boris Efendi çok güçlüdür. Onunla yola çıkan kimsenin sırtı yere gelmez. Azize donuk. Sanki içten içe Boris'e nefret dolu. Peki. O zaman birlikte bir yola çıktık diyelim. Güzel. Arkasına yaslanıyordu. Öne doğru aldı sırtını. Şu şey yanınızda mı? Görebilir miyim? Siyah deri eldiven takılı elini uzattı. Esat Azize'ye baktı gene. Azize kafa salladı. Hadi ver diye Esat nazır mührünü uzattı. Boris eldivenli eliyle tutup evirdi, çevirdi demirden mührü. Mührün yuvarlak basma kısmının üzerinde demirden bir tutacağı var. Boris kendi kendine gülümsedi. Esat geri alacakken Boris sıkıca tutup vermedi. Şunu asla unutma paşa. Bunu verdiğim gibi almasını da bilirim. Parmaklarını açtı ve paşa aldı mührü. Boris sırıtıyor. Esat da güldü. Gerilmiş gözlerini Boris'ten ayırmıyor ama işlerini göstererek gülümsüyor. Boris ayağa kalktı. Çıkar üzerine kurulan ilişkilere bayılıyorum. Esat'ın ağzı açık kaldı. Gümüş tutacaklı siyah bastonunu yere vurup yürüdü. Gece vakti iki atın çektiği kapalı kabin araba ormanlık yolda ilerliyor. Bıyıklı ellerinde demirden kelepçelerle Mustafa'nın karşısında oturmuş. Bence o kız sana aşık. Kim? Lara. Sakin, tebessümle bakıp gözlerini pencereye çevirdi. Mustafa da başka yöne bakıyor. İleride karanlıkta bir at arabası var. Mustafa'lar da durdu. Mustafa gerilip filintasına davrandı. Arabadan indi. Karşı arabadan inenler fesli muhafız kıyafet. Altından sığ bir suyun geçtiği köprüdeler. Hayırdır koçum? Emir vardır amirim. Tutukluyu bundan sonra biz nakledeceğiz. Kadı efendi demişti ki. Emir direkt saraydan gelmektedir. Kağıt uzattı. Mustafa uzun uzun baktı fesli adama. Elindeki mühürlü Osmanlıca el yazısıyla yazılmış kağıda bakıyor. Konuştuğu adam yanındakilere başıyla işaret verince onlar hareketlenip bıyıklının olduğu arabaya yürüdüler. Mustafa bir kez daha baktı adama, dikkatle baştan aşağı bir süzdü, sonra verdi kağıdı. Bıyıklıyı almışlar. Bıyıklı gülümseyen yüzüyle Mustafa'nın önünde durdu. Bir gün tekrar görüşürüz Filinta. Görüşürüz. Bıyıklı başıyla selam verip yine gülümseyerek diğer arabaya geçti. Mustafa'nın sanki bir şey hoşuna gitmemiş gibi, sanki bir şey onu işkillendirmiş.
Hareket eden arabanın arkasından bakıp sakalını kaşıdı sonra. Kendi arabasına yürüdü. Arabacı da zabit kıyafetli. Bıyıklı arabada. Sorguyu siz mi yapacaksınız? Biz senin bir daha hiç konuşmaman için buradayız. Bıyıklı kaşlarını kaldırıp irkildi, adamlar sırıtıyorlar. Bıyıklı gülmeye başladı. Gene lakayt haline döndü. Prangalı ellerini havaya kaldırdı. Sonra sanki sihirbaz gibi gözlerini karşısındakilerden ayırmadan ileri doğru uzattı. At arabası yolda ilerliyor. Ön tarafta zabit kıyafetli iki adam oturuyor. Arabayı durdurup arkaya yürüdüler. Burası iyi. Etrafta kimse yok. İşlemeli kapıyı açtılar ama içeride bıyıklıya refakat eden iki adam kafa kafaya vermişler. Gözleri kapalı. Yaraları yok, kan yok. Bıyıklı arabada değil, kelepçesi ise yerde. Resim dondu. Bu dizinin betimlemesi Maya Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Sesli Betimleme metin yazarı ve seslendiren Emine Koli var. Altyazılar Gülay Yılmaz, Nuray Ünal, Çağıl Doğan. İşaret dili Oya Tanyeri. Son kontroller Fulya Akbaba, Dolunay Ünal, Samet Demirtaş. Teknik yapım Büşra Cücemen, Murat Çağlar Özçelik. Yönetmen Kudret Sabancı, yapımcı Serdar Öğretici, Yusuf Esenkal, Mustafa Onur Tuna, Boris Serhat Tutumler, Kadı Gıyasettin, Mehmet Özgür, Lara Damla Aslanal, Cemil Hakan Yufkacıgil, Esat Paşa Yosi Mizrahi, Azize Naz Elmas, Hasan Kayra Şenocak, Abdullah Kamil Güler, Sultan Bülent Alkış, Hamdi Ercan Demirel, Geniş Omuzlu Reşat Stray, Gülbahar Rıdı, Feyza Işık, Boncuk Sakal, Çağrı Erbecer, Çeyrek, Serhan Ernak, İnce Kaşlı, Kemal Zeydan, Kaytan Bıyık, Uğur Yıldıran, Enver, Umut Kırcalı, Kadının Eşi, Burcu Çoban Coşkun, Rıza, Ceyhun Ergin, Sadrazam, Kemal Topal, Artin, Turgut Özdemir, Hırsız, Bıyıklı, Fırat Doğruloğlu. Beyaz fonda saat 17.05 istikametinde beliren siyah çizgi dönüp daireyi tamamladı. Bu sırada ilerlediği yuvarlağın içini sarıya boyadı. Çizginin iki yanında E ve S harfleri belirdi. Altında film yazdı.